Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Bu gece hep birlikte, daha önce de dedim, tarihi bir program yaşayacağız. Bu gece hep birlikte yılın konuğunu ağırlayacağız ve sizi biraz uykusuz bırakacağız. Kararlıyız o konuda. Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt bu gece konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Tam 50 yıl hizmet verdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nden en üst mertebede bundan 9 ay önce emekli oldu. Ve kendisi bu gece ilk kez bir televizyon programına katılıyor ve görüşlerini, deneyimlerini, her şeyini bizle paylaşmak istiyor. Çalkalanan Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilk kez bakacak. Rıdvan Akar ve benim sorularımı yanıtlayacak. Ben çok kişisel bir soruyla başlamak istiyorum. Birinci başkan, genelkurmay başkanlarına asker dilinde birinci başkan deniyor. Evet. Değil mi? Birinci başkan. Evet. Nasıl bir his birinci başkan olmak? Neyi değiştiriyor? Çünkü 700 bin kişiye bir emir verdiniz mi? O hemen yapılan bir şey. Ne hissediyor insan? Uçuyor mu? Ayakları yerden mi kalkıyor? Ne oluyor? Şimdi tabii ben çeşitli rütbelerimde Genelkurmay Karargahı'nın mutfağından başlamak üzere en üst seviyeye kadar geldim. Ayrıca 3 yıl ikinci başkanlık yaptım. İkinci başkanlık karargahın yükünü taşıyan en önemli makam. Dolayısıyla genelkurmay başkanı olduğum zaman daha önce harekat başkanlığı yaptım. Çeşitli şeylerim. Açık söyleyeyim herhangi bir fazla yük gibi gelmedi. Ya, ne olacağını biliyordunuz. Hazırdınız. Ne olacağını biliyordum evet. Ne olacağını biliyordum. Ama neticede sorumluluk komutana aittir. Başarı da başarısızlık da komutana aittir. Tabii ki bu ufak bir yük değil. Tabii belki görüşmemizin, konuşmamızın ileri noktalarında genelkurmayda ne değişti? Bunlara değişeceğiz. İşte onun için ona da gelmek istiyorum. Ona geldiğimde daha detaylı bilgi vereceğim. Ama ne olursa olsun herhalde yine de şöyle bir aynanın karşısına geçip birinci başkan olarak kendinize baktığınız zaman 50 yılın bir sonucu, bir insan herhalde müthiş bir şey hisseder. Tabii bir onur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri ben 25. Genelkurmay Başkanıyım. Fevzi Çakmak çok uzun süre hizmet yaptığı için çok fazla Genelkurmay Başkanı gelip gitmemiş. 20 küsur senesini Fevzi Çakmak. En uzun Fevzi Çakmak. En uzun o, evet en uzun o. Dolayısıyla olay böyle kişisel bir böbürlenme şeyi değil. Ama gene de büyük şey değil. Bir onur, onu söylüyorum. Yani, onur. Kuleli'de ya da Harbiye'de henüz öğrencilik yıllarınızda bir gün acaba genelkurmay başkanlığına kadar yükselebilecek miyim? Böyle bir hayaliniz, böyle bir düşünüz hiç var mı? Hiç öyle bir şey düşünmedim. Bakın, ben hiçbiri düşünmez mi? Düşünebilir. Düşünebilir. Yani, ben herkesin düşüncesine saygı duyarım da şundan ben meslek hayatım boyunca ne bir makamı hayal ettim, ne bir rütbeyi. Bu bir kısmet işi. Ama o sorumluluğu almak tabii çok büyük onurlu bir görev. Tabii. Onurlu bir görev. Ülkeme nasıl daha fazla hizmet edebilirim güvenlik bağlamında? Bu açıdan hem sorumluluğu fazla hem onuru fazla. Onların ikisi. Peki nedir? Genelkurmay Başkanı. Şimdi siz bütün o etaplardan geçtiniz biliyorsunuz. Ne değişti? Askerde bir şeyler, çok şey değişti. Çok şey değişti. Nasıl insan hepimiz değişiyorsak askerde değişti. Nereden nereye geldi asker? Eskiden evet. Ya biz şöyle düşünürdük, şimdi böyle düşünüyoruz dediğiniz zaman neleri sayabiliyorsunuz? Bu soruya Sayın Birant çok basit bir cevap verebilirim. Kendi kendime de ben bunu sordum. Hizmetteyken de sordum. Ne değişti? En önemlisi genelkurmayın ilgi alanı değişti. Ben o karargaha ilk defa 80 yılında gittim. Genç bir binbaşı olarak, proje subayı olarak. Oradan hatırlıyorum. O zaman genelkurmayda uğraşılan işlere baktığımız zaman bugünle alakası yok. Neler olurdu? Mesela örnek olarak birkaç şey söyleyeyim. Biliyorsunuz dünya 40 yıl soğuk savaş dönemini yaşadı. O dönemde de ben NATO'da görev yaptım. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı dönemde de görev yaptım.
Genelkurmay'ın ilgi alanına baktığımız zaman bugün Balkanlardan Afganistan'a kadar uzanan müthiş bir coğrafyada silahlı kuvvetlerin sorumlulukları var. O zamanlar 80'li yılların başında böyle bir sorumluluk yoktu. Yine 80 yılların başı yani... Soğuk Savaş dönemi. Evet. Hatta Soğuk Savaş'tan hemen sonra da olabilir. Terör diye bir şey yoktu. En önemli olay. İlgilendiğimiz coğrafya çok farklılaştı. Dediğim gibi Balkanlardan Afganistan'a kadar. Bir sürü yerde askerimiz var. Orta Doğu bu kadar ilgi alanımız içinde değildi. Kafkaslar bu kadar ilgi alanımız değildi. Baktığımız zaman en büyük değişiklik Genelkurmay'ın yaşadığımız dönemde ilgi alanlarının çok geniş bir alana yayılması olmuştu. En büyük değişiklik bu. Tabii değişiklikten kasıt zihniyet değişikliği de katabilirsiniz işin içine. Zihniyetlerde de değişiyor sorumluluğa paralel olarak. Zihniyetlerde de değişti. Türkiye'ye bakışı değişti mi askerin? Evet. Yani eskiden çok daha fazla siyasetle uğraşırdı, kafası siyasetle şey yapardı. Şimdi daha fazla veya daha az. O yönde bir şey değişti mi? Şimdi tabii uluslararası ilişkiler bazında çok şey değişti. İç içe girdik. İç içe girdik. Artık bugün Genelkurmay karargahında bir subayın... çalışmasının yarısı yabancı dillerle oluyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Zaten dil bilen de benim gençliğimde çok fazla yoktu. Genelkurmay'ın, silahlı kuvvetlerin ilgi alanının genişlemesi eğitim sistemimize de tesir etti. Yeni teknolojik silahların girmesi, uluslararası ilişkilerin çok geniş boyuta taşınması eğitim sistemimizin kökünden tesir etti. Şimdi bugün artık dil bilmek filan bir meziyet değil. Mesleki bilgi ön plana çıktı. Eskiden dil bilgisi ön plana çıkıyordu. Şimdi mesleki bilgi. Çünkü dil artık normal. Peki Genelkurmay'daki ya daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gelişmişlik düzeyini Türkiye'nin gelişmişlik düzeyiyle mukayese ederseniz Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin genel konseptinin ilerisinde mi gerisinde mi? Şimdi bunu teknolojik Sayın Akar, olarak öyle bir sınıflandırma yapmanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin silahlı kuvvetleridir. Halkın ordusu. Halk neyse ordu onun bir parçası. Ulusal bir ordu. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Ulusal bir ordu. Neden? Çünkü bizim insan kaynağımız halktan geliyor. Hep sorarlar birçok kişi. Efendim neden tamamen profesyonel bir orduya dönmüyoruz? Bizde uzman var yine. Var ama genele oranladığımız zaman çoğunluğu mükellef asker dediğimiz yani 20 yaşını dolduran her erkek vatandaş silahlı kuvvetlere geliyor ve silahlı kuvvetlerin ana gövdesini oluşturuyor. Doğrudur birçok ülke profesyonel orduya geçti. Fakat bazıları bir şeyi unutuyor. Tamamen profesyonel geçmenin faturası nedir? Çünkü bir kişiyi profesyonel hale getirdiğinizde onun aile bireylerinde, sağlık giderinden diğer şeylere kadar hepsini yükümlülük altına giriyorsunuz. Şu anda silahlı kuvvetler bütçeden önemli bir kaynak alıyor. Tam profesyonel hale getirdiğiniz zaman ki ben bunu hesaplattım, o bütçeyi 2 ile çarpmanız lazım. O kadar? O kadar. İnsan hafif bir şey değil, ağır bir şeydir. Tamam. Yani. Eğitiminden tutun. Yani bu para işidir diyorsunuz. Evet, yani bir yerde, evet. Bunu parasal yönünü hiç kimse yapmıyor. Hepsi profesyonel olsun. Olsun. Evet. Hollanda yapar. Almanya yapar. Alman silahlı kuvvet. Bu Soğuk Savaş döneminden sonra özellikle Sovyetlerin Varşova Paktı'nın ve Sovyetlerin dağılmasından sonra Avrupa kendisine tehdit olarak bir şey bulamadı. Ben dağıldığı zaman NATO'da istihbarat başkanıydım. Durmadan tehdit arıyordum. Evet. Çünkü gelen her yabancı misafir soruyordu. Tehdit ne? Biz diyorduk ki
kabiliyetler durduğu sürece özellikle nükleer silahlar tehdit ortadan kalkmış değildi. Niyetini insanlar bozabilir. Ama Avrupa'daki ülkelerin böyle bir şeyi yok. Dolayısıyla ordularını ufalttılar ve profesyonel hale geçti. Fakat bizim o lüksümüz yok. Terörle mücadele ediyoruz. Belki terörle mücadele bitse azaltma mümkün. Şimdi bu değişen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subayı bize biraz anlatsanıza. Subay neden etkilenir? Bu ülke siyasetle arası nasıldır? Evet. Siyasete subay darbe düşünür mü? Yani ben anladım, kardeşim anladım, darbe yapacağım. Anladım, bu memleketi bir tek anladım, ben kurtarabilirim mi der? Anladım. Şimdi subay siyasetle uğraşır mı? Genelkurmay uğraşır siyasetle. Ama nasıl siyasetle? Güvenlik siyasetle uğraşır. Çünkü siyaset çok geniş bir kavram. Güvenlik siyaseti de askerin en önemli sorumluluğu. Ha, bireysel açıdan söylerseniz, bireysel açıdan asker siyasetle uğraşmaz. Zaten yasalarda da, kanunları da buraya getirdim. Yasalarla da yasak. Yasak. Yani iç siyaset. Kastım iç siyasette asker uğraşmaması lazım. Ama uğraşmak zorunda kalır mı? Şimdi şöyle söyleyeyim ama geçmişe bakmamız lazım. Yakın geçmişimize, uzak geçmişimize bakmamız lazım. Ben hep silah arkadaşlarıma, genç subaylara, okullarda öğrencilere bir nasihatta bulunurum. Tarih bir askerin en önemli silahıdır. Tarih bilinci. Ama bu bilinci de bilinçsiz şekilde edinmek doğru değil. Bilinçli bir şekilde edinmek lazım. Tavsiye ederim. İki periyodu mutlaka subay çok iyi bilmeli. Bir tanesi 1830'lu yıllardan Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına kadar olan dönem. Çok kritik bir dönem. Baltaliman Anlaşması'yla malum başlar bu dönem. Sonra Tanzimat Fermanı, Gülhane Fermanı gider. İkincisi, belki de en önemlisi 1908-1918 dönemi. Bu İttihat Terakki dönemidir. Osmanlı İmparatorluğu o tarihte zaten bir çöküşe doğru girişi vardı. Ama İttihat Terakki dönemi bu çöküşü hızlandırdı. Ve işte Birinci Dünya Harbi'ne girdi ve yıkıldı gitti. Neden? Bunun en başında askerin boğazına kadar siyasete girmesi yatmaktadır. İttihat Terakki döneminde. En büyük etken. Bunlara baktığınız zaman asker doğrudan iç politikaya müdahil olduğu zaman önce kendisi bir kere yıkılıyor. Sistemler bozuluyor. Sonra da ülke bozuluyor. Dolayısıyla asker siyaset, bildiğimiz iç siyasetle askerin uğraşmaz, olmaz. Ama bütün geçmişimizde de darbeler oldu, şeyler olmuş oldu. Tabii, yani tabii, peki onlar tabii siyaset miydi efendim? Yani 1960, 70, 1980, 28 Şubat ve tabii ki 27 Nisan. Bunlar siyaset miydi sizce? Şimdi bir kere 27 Nisan'a gireceğim tabii. Orada mutlaka açıklama yapacağım. Ayrı bir başlık açacağız. Evet. Bir kere onun için ayrı bir bölüm koydum tabii, ben. Tabii, sorulduğunda tabii dile getireceğim. Bir kere 27 Nisan bildirisi bir muhtıra falan değil. Muhtıra değil. Onun ne olduğunu ileride hayır, o zaman hemen şimdi şey yapalım. Bu tam yerine gelmişken konuşalım. Muhtıra değil diyorsunuz. Evet. Ama dili ve şekli muhtıra gibi algılandı. Tabii algılanma başka bir şey. Bakın ben onu siz zateliniz mi yazmıştınız? Evet. Siz bizzat kendiniz yazdınız evet, ve bizzat kendiniz koydunuz. Aynen öyle. Şeye. Aynen öyle. Kuvvet komutanları paylaştılar mı? Şimdi şöyle. Yani nasıl mekanizma nasıl işliyor? Şimdi normalde kuvvet komutanlarıyla her şeyi tartışırız ederiz ama bunu dedikodular çıktı. Bilmem kim yazmış, gazeteci yazmış, bilmem ne yazmış. Alakası yok. Bir cuma akşamıydı, oturdum kendim yazdım. Neden o saatte verdik? 23.16. Ertesi sabah erkenden Ankara'dan ayrılıyordum. Yani bir yere gidiyorum. Dolayısıyla ona gitmeden önce yayınlanmasını arzu ettim ondan. Neden istediniz? Ha şöyle, bakın. Bu size armağan ettiğim kitabın içinde var o.
27 Nisan bildirgesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin laiklik karşısındaki hassasiyetini vurgulayan bir bildiridir. Çünkü çeşitli şeyler gördük. Çeşitli şeyler gördük. Laikliğin zedelenmekte olduğu kuvvetli bir şekilde ortaya çıktı. Kuvvetli bir şekilde. Şimdi bildirinin içine baktığımız zaman laiklik vurgusu yapılmaktadır. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçimi. Hayır. Hayır. Cumhurbaşkanlığı lafı ile ilgili bir tane cümle vardır. Kısa bir cümle vardır. O da... Lütfeder misiniz okuyun efendim? Tabii. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde laiklik karşıtı faaliyetlerde vahim bir artış olduğu gözlenmektedir diyorsunuz. Evet. Bir de şey diyor. Cumhurbaşkanlığı tartışma süreci laik, antilaik tartışmalara odaklanmıştır. Bunu vurguluyor. Yoksa başka bir... Yani şey sizi... Yok. Bu bildiriyi yazmaya iten Türkiye'deki laiklik evet. aleyhtarı evet. gelişmelerdi. Evet, evet. Şimdi tabii bir şeyi daha ifade etmem lazım. Bakın parti kapatma davası Genelkurmay'ın durduğu bu hassasiyeti teyit etmiştir. Ona bir teyit etmiştir. Laiklik karşıtı odak olması bağlamında mı söylüyorsunuz? Evet. Ben parti kapatılsın, kapatılmasın. Genelkurmay bir yerde fişeklemiş olmadı mı o yani, şeyi? Hayır. Çünkü ben efendim bu parti kapatılsın, o parti kapatılmasın böyle bir düşünce içinde olmam mümkün değil. Kaldı ki parti kapatmalardan sonra tekrar eğer o şey duruyorsa ortada malzeme tekrar kuruluyor. Ben çocukluğumda hatırlardım. Evimize bir mizah dergisi alınırdı. Azı Nesin'in çıkardı. Kara Kedi. Tabii muhalif bir çizgide bir yayındı. Tabii ben o zaman çocuğum yani muhalif falan nedir bilmiyorum ama zevkle okurdum yani. Her sayısı kapatılıyordu. Kara Kedi kapanır, ertesi hafta Kap Kara Kedi çıkar. O kapatılır, evet. Hop Kara Kedi çıkar ama Kara Kedi hep çıkar yani. Dolayısıyla yani parti kapatmaların pek şeye faydası olmuyor. Ne derler, genel gidişata. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde bu sürece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahale ettiği 27 Nisan muhtırasıyla ve seçim sürecinin manipüle edildiğine ilişkin çok önemli tespitler yapıldı. Şimdi 27 Nisan bildirisinin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle uzaktan yakından alakası yok. Ondan önce ben sizi hatırlatırım. 12 Nisan'a götüreyim. 12 Nisan'da Genelkurmay'da çok büyük katılımlı bir basın toplantısı düzenledi. Orada bir soruya cevaben Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda başkomutan olduğunu, dolayısıyla silahlı kuvvetleri yakından ilgilendirdiğini ama seçilecek Cumhurbaşkanı'nın laik, demokratik, hukuk üstünlüğü gibi değerlere sahip birisi olacağını umut ediyorum dedim. Umut kelimesi. Bir cümleniz daha var. Evet. Sözde değil özde. Cumhuriyete sözde değil özde sahip tamam. çıkan bir kişinin Cumhurbaşkanı olmasını arzu ederiz. Arzu ederiz. Arkasında hemen... Böyle bir kaygınız mı vardı? Hayır. Arkasında da şey var. Umut ederim sözü var. Öyle bitiyor. Sonra da kamuoyuna saygıyla duruyor. Şimdi bunun nesi müdahale? Nesi müdahale? Hayır, siz bir genelkurmay başkanı olarak böyle bir söz söylediğiniz zaman ve arkasından da 27 Nisan şeyi çıktığı zaman kamuoyunda bu ama müdahale şimdi, olarak şey yapıyor. Yani bundan başka bir şey düşünülebilir mi? Yani seçilecek Cumhurbaşkanı'nın antilaik, faşizan filan olmasını umut ediyorum denebilir mi? Bu akıllara karpuz kabuğu düşürdü denebilir mi efendim? Yani siz ama yani siz çünkü yani bir özde ve sözde ayrımıyla bir sözde laikliğe sahip çıkan bir cumhurbaşkanının varlığı konusunda toplumu uyarmış oluyorsunuz. Ama başka bir türlü bir şey olabilir mi? Başka türlü bir cumhurbaşkanı hayal edebilir misiniz? Edemezsiniz ki. Bu ama bir yerde de peki ben o zaman doğrudan şunu sorayım. Şu anda özde sahip çıkan bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuzu düşünüyor musunuz? Şimdi ben cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden bir kişi için bir yorum yapmak en azından kişisel terbiyem açısından müsait. O makam Atatürk'ün makamıdır.
Onun için bir değerlendirme yapmam. Takdir edersiniz ki hiç de uygun olmaz yani. Cumhurbaşkanının eşinin türbanda olması sizin Genelkurmay Başkanlığınızın döneminde gerilim yarattı mı? Arkadaşlarınızın arasında siz bunları konuşup şey yap, sinirlendiğiniz, olur mu böyle şey dediğiniz? Şimdi hayır ama tabii şu oldu. Şu oldu. Sosyal hayatta tabii bir takım kısıtlamalar oldu. Gitmediniz. Mesela? Orada evlerine başörtülerin alınmaması. Zaten başörtülü alınmıyordu ki eskiden de. Yani Sayın Cumhurbaşkanı seçilmeden de alınmıyordu. Tabii başörtüsü derken karıştırmamak lazım. Türbanla başörtüsü farklıdır. İkisi aynı şey değil. Arada çok büyük fark var. Peki bu bildiri sizce 27 arkasından gelen genel seçimlerde seçimlerde AK Parti'ye çok oy kazandırdığı izlenimi doğdu. Bütün evet. Gazeteler oldu. Ki nitekim Sayın Gül de şeye çıktığı zaman, meydanlara çıktığı zaman beni Cumhurbaşkanı yaptırmadılar dedi. %42'lerde olduğu tahmin edilen AK Parti oyları %47 olarak. Şimdi, yani pişman oldunuz mu? Ya keşke hayır, bunu koymasaydı. Hayır. Yani böyle bir şey yazmasaydı. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra ne kadar isabetli olduğumuzu düşündüm. Bir kere o bir. İki, o seçimlerde biliyorsunuz seçimleri çok doğruya yakın tahmin eden bir araştırma şirketi var. Ben burada şimdi onun isminden bahsetmek istemiyorum. Tarhan Bey, Tarhan Erdem Bey. Evet. Çok değerli bir çalışma gerçekten. Evet. Baktığınız zaman aylara göre eğilimleri Tarhan Bey çıkartmış. Ocak 2007'den itibaren sürekli artış. 27 Nisan bildirisinden 2 ay önce yapılan araştırmada da %45. Tesir etmiştir, etmemiştir. Ben araştırma... Ama siz diyorsunuz ki ben bunu görevimi yani ha, görev olarak... Tesir edebilir. Çünkü eğer... bir yerde tamam. Ne olursa olsun bu bir hani siyasete, asker siyasetle ilgilenmemeli diyorsunuz. Evet. Ama bir yerde bu siz siyaset yapmış oluyorsunuz şimdi, orada. Şimdi tabii... Çünkü seçilmiş olan bir insan değil evet. Mi? Hani seçilmiş olan bir insana diyorsunuz ki hayır. Bu böyle değil, böyle olmalı diyorsunuz. O... Daha o sırada kimse seçilmemiş. Hayır yani... En sonunda seçileceği tabii, gidiliyor. Bilemiyorum da. Şimdi Sayın Karadayı'nın biliyorsunuz bir belki burada zikretmek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü sonuç itibariyle illegal bir biçimde dinlenmiş bir ses bandı var. Fakat Cumhurbaşkanlığı sürecinde değişik siyasi parti temsilcilerinin bu Cumhurbaşkanlığı seçimine girmemesi yönünde kendisinin telkinde bulunduğunu ifade eden bir ses bandı. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde arka arkaya sizin 12 Nisan açıklamanız, 27 Nisan açıklaması ardından Sayın Karadayı'nın milletvekilleri nezdinde böylesi bir telkin çabasını alt alta koyduğunuzda. Bunlar siyaset değil mi efendim? Şimdi ben Karadayı komutanımın şeyini bir yorum getirecek değilim. Yok, değil mi? Ne oldu da belli değil. Evet. Ne oldu da belli değil. Dolayısıyla onları alt alta koymak elma ile armutu üst üste koymak gibi bir şey oluyor. Kusura bakmayın. Şeye baktığımız zaman siz genelkurmay diyorsunuz. Önemli olan genelkurmay bu işler. Subay siyasetle bir ayrım yapıyorsunuz orada. Şöyle. Değil mi? Yani subay karışmamalı. Subay siyaset. Şimdi bakın ben genelkurmay bağlamında söylediğimde de hı-hı. Güvenlik siyasetinden bahsediyorum. Ha, bu da bir güvenlik siyasetinin içine giriyor. Bakış açısına bağlı. Hı-hı. Bir iç güvenlik siyaseti sorunu olarak algılandı mı efendim? Bu Cumhurbaşkanlığı seçimindeki laikliğe yapılan vurguların yani 27 Nisan muhtırasına konu olan tartışmalar nedeniyle bir iç güvenlik sorunu olarak algılandı kusura mı? Kusura bakmayın ben tekrar düzeltme ihtiyacını duyuyorum. Siz haklısınız tabii. Muhtıra olarak algılıyorsanız ha, muhtıra. Yani, hayır ama adına muhtıra kaldı mı? Samimi söylüyorum benim açımdan muhtıra bu medyatik değil. İsmi muhtıra olduğu bakın, için ben böyle zikrettim. Muhtırada şartlar vardır. Sen şunu 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 yapacaksın. Yapmazsan ha tamam. 12 Mart'a bakın. Bu mutra böyle bir şey yok. Veya da bildiri böyle. Aslında dilinde hani öyle bir dili vardı ki bir yerde hani bunun yapılmaması halinde de sorumluluklar değil ben mi? Ben kapanış cümlesini okuyabilir miyim izninizle? Tabii. Diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri
eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir. Doğru. Ve bu kararlılığa olan bağlılığı ve inancı kesindir. Doğru. Ama bu iç hizmet kanunundan kaynaklanan ve şimdi bakın, daha önceki darbelere konu tabii olan şimdi maddeye bir atıf mı efendim? Tabii. Şunu söyleyeyim. Silahlı kuvvetlerin görevi yasalarla veriliyor. Anayasa ve yasalarla veriliyor. Şimdi bu yasalarla size verilen görevlerin ben bir kısmını yaparım, bir kısmını yapmam deme lüksümüz yok. O malumu ilan bir cümledir. Yani o hassasiyet devam eder. Doğrudur. Neyse gereği, eğer bu bildiri yayınlamaksa bildiri yayınlarsınız. O da bir önlem. Başka nedir efendim gereği? Ben şeye kadar götüremezsiniz beni, darbeye kadar. Hayır. Yok artık o o dönem... Yani şeyi kabul ediyorum Sayın Bülent. Yani bir şey niyet edersiniz, kağıda dökersiniz. Sizin maksadınız başkadır, başka türlü algılanabilir. Evet. Ama ben meslek hayatım boyunca basınla çok yakından ilişkim olduğunu evet, en fazla bilen kişilerden biri Sayın Bülent'tir. Ta genel sekreterimden itibaren. Bir gün basının önüne çıkıp da beni yanlış anladılar diye bir cümle benim ağzımdan kimse görmedi. Hı hı. Çünkü ne anlatmak istiyorsam onu konuşuyorum. Şimdi konuşup beni yanlış anladılar. Yanlış anladılarsa siz yanlış anlatmışsınız demektir. Hı hı, anladım. Siz bu şeyde baktığımız zaman ama bu açıklama diyelim, siz muhtara değil, bu açıklamadır. Benim görüşümü, Genelkurmay Başkanı olarak benim görüşümü ortaya koyan bir açıklamadır diyorsunuz. Bu açıklama bir yerde ne olursa olsun bayağı sert bir açıklamaydı. Yani öyle sadece bir görüş belirtmekle kalmadı. Ve onun üzerine de AK Parti epey üstünde de tepindi. Bakın görüyor musunuz, bizi engelliyorlar diye. Onun için ben sordum. Hani tabii. Keşke yapmasaydık daha mı iyi olurdu hayır diye düşünüyor musunuz? Hayır. Şimdi görüyoruz, izliyoruz. Bazı örneklerini oraya koyduk. Daha sayısız örnekler var. Onlar ortada dururken. Şimdi basit misal olarak söyleyeyim. Kutlu Doğum Günü. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda hangi günleri kutlayacağı yönetmelikte yer almıştır. Kutlu Doğum Haftası falan yok. Ama Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesine girdiğinizde yönetmelikte olmayan bir şeyi koymuş. Şimdi kutlansa ne olacak? Kutlanmasa ne olacak? Yani ben de saygı duyarım. Yani bir anlamlı bir gün. Mutlak anlamlı gün. Ama neden kuralları çiğneyip bunu yapıyorsunuz? O zaman yönetmeliğe koyun. Yönetmeliği koyun, kutlayın. Kimse bir şey diyebilir mi? Anaokullarına kadar yayılıyor bu. Anaokullarına. Efendim bu yıl bakanlıkla ilişkilendirilen 24 Kutlu Doğum Haftası oldu. Yani Milli Eğitim Müdürlüklerinin desteklediği 24 farklı Kutlu Doğum Hafta kutlamasından bahsedildi. Sanıyorum toplamı 830 civarında Kutlu Doğum Haftası'nı kutlandığı etkinlikler. Bunlardan 24'üne ilçe Milli Eğitim ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri destek vermişler. Dolayısıyla 27 Nisan muhtırasında aslında son derece detaylı bir biçim, özür dilerim, 27 Nisan açıklamasını teşekkür son derece detaylı bir biçimde dile getirilen bu sıkıntının devam ettiğini görüyoruz. Evet. 27 Nisan açıklamasının bu sürece herhangi bir sizin açınızdan pozitif yönde bir katkısı olmamış. Süreç devam ediyor. Mutabık mısınız benimle? Tabii gayet. Tabii. Yani ben ona gayet bir şey eklemek istiyorum. Bu şöyle bir izlenim çıktı. Bu açıklama arkasından AKP'nin böylesine bir başarı kazanması, seçimlerde başarı kazanması, askerin etkin ve yaptırıcı gücünün erozyona uğradığı, artık kamuoyu tarafından pek dikkate alınmadığı gibi bir hava yayıldı. Bunu şey yaptınız mı hiç? Yani tabii böyle. Şimdi tabii bakın bir konuda mutabık kalmamız lazım. O da şu. Bu rejimin muhafızı sadece asker midir? O pencereden baktığınızda herkes üzerine düşen görevi yasal yollarda şiddete başvurmadan yerine gösterse, tepkisini gösterse belki daha
başarılı bir sonuç alınabilirdi. Ama bu yapılmayınca sadece askerin üzerine iş kalınca olmuyor. O zaman askere bir tek seçenek kalıyor, silahı ele almak. Sayın Başbakan'ın sizi telefonla aradığı 27 Nisan açıklaması sonrasında ama sizin telefona çıkmadığınız basında rivayet edildi, doğru mu? Dedim size, ertesi sabah ben erkenden gittim. Yani Ankara'da değildim. Sonradan İstanbul'dan telefonla konuştum kendisiyle. Konuştum. Şey yaptı mı? Ya neden gerek vardı böyle bir şeye falan diye sordum. Hayır, neden sebep olduğunu sordu tabii. Konuştuk yani medeni bir şekilde. Hepsini konuştum. Anlattınız mı böyle bak şundan dolayı diye? Zaman zaman anlattım ben Sayın Başbakan'a. Bakın ben Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşmadığım bir şeyi kamuoyuna açıklamam. Yani bu söylenmiştir. Şu kitabın içinde olanlar bir yerde Milli Güvenlik Kurulu'nun içinde söylenmiş olan şeyler. Hayır. Ha. Tabii yani söylenmiş olabilir tabii. Tamamı olmayabilir. Tabii. Çünkü onun içinde askerlikten eğitime kadar tabii, konuşmalarım tabii. var. Çeşitli tabii. amaçlarla sempozyumlarda yaptığım konuşmalar var. Ama tabii ki konuştum. Başbakanlığın yaptığı 27 Nisan açıklaması sonrasında Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa ait bir kurumdur şeklinde bir karşı açıklama söz konusuydu. Nasıl değerlendirdiniz bu açıklamayı? Malumu ilan. Genelkurmay Başkanlığı Başbakan'a karşı sorumludur. Satır arasını okursak? Yani hatırlatıyor. Yani hatırlatıyor. Ama malumu ilan biliyoruz zaten. Biliyoruz. Şeyde baktığımız zaman sizin bütün bu sözlerinizden şuna geliyor. Ben 27 Nisan açıklamasını bir kenara bırakıp şimdi diğer konuya geçmek için Genelkurmay'da subayı en çok ne etkiler, ne kızdırır? Hani demin dedim ya darbe düşünür mü? Ya yeter bu memlekette başka türlü şey yapmaz. Nasıl kazan nasıl şey yapar orada? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer müsaade ederseniz o kızdırma lafını üzer demek daha doğru olabilir. Üzer diyelim tamam. Üzer, kızdırdı da olabilir yani olabilir. O kızgınlık o üzüntünün biraz daha dışa vurmuş biçimi olarak da tanımlayabiliriz. Şimdi silahlı kuvvetler mensupları iki temel mülazası vardır diye düşünüyorum. Ama bu 600 bin kişinin hepsinde aynı mıdır bilemeyiz tabii. Bunu ölçme hakkımız da yok. İki temel mülaza silahlı kuvvetler mensuplarının hassasiyet gösterdiği. Bir tanesi Cumhuriyet rejiminin temelleri, anayasada yer alan temelleri çok sık tekrar edilen işte demokratik, sosyal hukuk devleti falan. İkincisi ülkenin üniter yapısı ve ulusal yapısının bozulmaması. Silahlı kuvvetler mensupları bu konuda hassastır. Bu iki. No. İki. Hassastır. Bu konuda hassastır. Eğer bu konuda bir zafiyet varsa mesela işte PKK terör örgütü diyelim veya antilaik girişimler diyelim. Bu tabii ki rütbeli insanları üzer. Hala üzüyor mu? Yani şu andaki değişmez durum. Değişmez ki bu. Hayır, şu andaki durum mu nasıl? Siz çünkü çok daha yenisiniz. Tabii, ayrıldınız. Tabii. Şu andaki durum asker, ast nasıl bakıyor? Şimdi tahmin ediyorum eğer şimdi as dediğiniz zaman Ardahan'dan Edirne'ye kadar uzanan bir coğrafyada görev alan birçok insan. Asker de insandır. Basından etkilenir, televizyon yayınlarından etkilenir. Etkilenir yani etkilenmemesi mümkün değil. Eğer kendi düşünce tarzına aykırı, şimdi kalkıyor mesela bir PKK'ya yakın bir siyasi organizasyonun mensubu diyor ki 29 Mart seçimleri Kürdistan'ın hududunu çizmiştir. Şimdi terörle mücadele eden insanımızı düşünün. As subayı, uzmanı, subayı, generali. Bu söz karşısında mutlu mu olur? Olamaz. Bir başka üyesi o partinin Obama Türkiye'ye geldiğinde Güneydoğu Anadolu'yu özellikle isteyeceğiz diyor. Kimden istiyor? Bir başka devletin başkanından kendi bölgesine özellik istiyor. Şimdi bunlar üzmez mi askeri? Bırakın asker olmayı, vatandaşı üzmez mi?
üzülmesi lazım. Vatandaşın da üzülmesi lazım. Yani bu tür şeyler, beyanatlar, davranışlar filan tabii ki askerde etten, kemikten yapılmış bir yaratıktır. Üzülmemesi mümkün değildir. Ünlü bir şey var efendim. 27 Mayıs 2003 tarihli genç subaylar rahatsız. Evet. Açıklaması vardı hatırlarsanız. Bu genç subaylar bu üzüntülerini, sıkıntılarını, beklentilerini üst kademeye yansıtırlar mı? Bu yansıtmanın biçimi, şekli nedir? Yoksa bu rahatsızlığı üst düzey komutanlar anlarlar ve ona yönelik bir açıklama yaparak mı hareket ederler? Şimdi bir kere genç subaylar rahatsız ibaresi üretilmiş bir haberdir. Evet. Üretilmiş bir haberdir. Birileri tarafından enjekte edilmiş bir haberdir. Bu kesin. Yani, siz baktınız mı? Araştırdınız evet. mı? Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri içinden birileri mi? Hayır. O kadarını söyleyebilirim. Üretilmiş bir şeydir ve enjekte edilmiştir. Neden efendim? Benim değerlendirmem bu. Genelkurmay Başkanlığı üzerinde bir baskı unsuru yaratır mı düşüncesiyle üretilmiş bir şeydir. Tabii bunu bu kadar açık söylediğime göre itimat buyurun böyledir. Yoksa subayın genci yaşlısı yok yani ne demek yani. Yani şimdi genç subay ne? Bir yüzbaşı rahatsız, orgeneral rahatsız değil. Öyle bir şey olmaz. Bu maalesef bir nevi bir planın parçası olarak kullanılmıştır. Bilhassa o zamanın Genelkurmay Başkanı Sayın Özkök tarafından da hatta onun o latif, zarif üslubunu bile aşan bir tepkiyle cevap vermiştir. Ne yapmak isteniyordu sizce? Şimdi tabii bilgi, Sayın Biran, bilgi en çabuk eskiyen bir tüketim malzemesi. Bakın şimdi benim emekli olmam 9 aya yaklaştı. Kim bilir neler oldu 9 ayda. Benim bunları bilmem mümkün değil. Ama birileri belli amaçla o şeyi yapmıştır. Yani o amacın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yeniden siyasetin içine sokmak, bir anlamda, bir askeri darbe evet, düzenlenmesini yani, sağlamak yani, olduğunu yani, düşünebilir miyiz? Yani darbe demeyeyim ama yani bir baskı. Tam sağ pres diyorlar ya. Tam sağ pres. AKP iktidarına karşı genelkurmayın işlevinin arttırılması gibi, amacıyla. Peki bu durumlarda genelkurmay başkanları, genelkurmay nasıl, radarları nasıl işler? Kuvvet komutanları mı önemlidir onların dedikleri yoksa dediğiniz gibi genç subaylar mı? Mekanizma şimdi, nedir? Şimdi bir kere tabii silahlı kuvvetlere bir sistem anlayışı içinde bakmak lazım. Bir sistem bütünlüğü içinde. Yani bu sistem bütünlüğü içinde baktığınızda bugün artık sistem mühendisliği de ön plana çıkmış bir bilim dalıdır. Harbiye'de de sistem mühendisliği lisans programı uygulanıyor. Olaya holistik açıdan, bütünsellik açısından bakmak. Onun için bu saydığınız katmanların hiçbiri tek başına bir şey değildir. Hepsini birleştirdiğiniz zaman bir şey ortaya çıkar. Durum ortaya çıkar. Yani bu daha önemli. Şimdi bir saate bakın, içinde bir sürü çark var. Onlardan bir tanesini çıkarırsanız o saat doğru çalışmaz. Silahlı kuvvetleri de bu sistem bütünlüğü içinde çalışır. Bugün Genelkurmay Başkanı'nın bir sorumluluğu vardır, yetkisi vardır. Uçağı uçuran üsteğmenin yetkisi vardır. Ne bileyim tankı yürüten tank şoförünün yetkisi vardır. Bunların hepsi bütünleştiğinde bir sistem ortaya çıkar. Kısa bir ara verelim çünkü çok önemli konulara geliyoruz artık yavaş yavaş. Bu dedikodu taraflarını üzerinde geçti. Kısa bir aramız var. Bu tatlı sohbeti kaçırmayacağınızı tahmin ediyorum. Bizden ayrılmayın efendim. Sevgili seyirciler 32. gün özelle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Büyükanıt'la sohbet sorulacak yüzlerce binlerce soru var. Ama senden başlayalım. Ben kritik ve herkesin çok merak ettiği bir soruyla devam etmek istiyorum.
ünlü Dolmabahçe görüşmesi. Sayın Başbakan'la yaptığınız, kimi gazetecilere göre Dolmabahçe mutabakatı, kimilerine göre görüşme. Ne konuştunuz efendim? Çok merak ediyoruz. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Ben de zaten tahmin etmiştim. İlk baş başa olan bir görüşmeydi. Yani hiç kimse yoktu değil mi? Hiç. Hayır. Ve şimdiye kadar da belki ilk görüşmedir ki kimse hiçbir şey söylemedi. Evet. Tutanak da mı tutulmadı? Ben tutmadım. Ama Sayın Başbakan da not aldığını görmedim. Sorusu da oldu. Ama bir gazeteci şöyle, merakımdan soruyorum. Bir sürü şehir efsanesi türedi. Evet. Şehir efsanesi. Ben biraz şaşırdım. Şimdi bir kere bu gizli bir toplantı değil. Neden değil? Dolmabahçe'deki Sayın Başbakan'ın çalışma ofisine resmi üniformam, Force'un 4 tane yıldız, bir basın ordusunun arasından geçtim girdim. Şimdi bir genelkurmay başkanı başbakanla çeşitli kereler görüşür. İşte şimdiki Sayın Genelkurmay Başkanımız da her hafta perşembe günleri programları uygun olduğu takdirde görüşüyorlar. Neden bu kadar merak edildiğini ben anlamakta güçlük çektim. Şimdi her başbakanla görüşüldüğü zaman dışarıya çıkıp biz şunları görüştük demek bir kere uygun olur mu? Uygun olmaz. Hassas konuları baş başa görüşüyorsunuz. O size bir şeyler söylüyor. Siz ona bir şeyler söylüyorsunuz. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında bir sürü hassas konular görüşüyoruz. Ama bir bildiri yayınlanıyor. Onunla yetiniliyor. Peki o kadar mı konuşuluyor? 4 saat, 5 saat. Tabii ki bir şeyler. Yani her şey gizli görüşmek olsa her türlü imkan var. Yani giderseniz bir yerde baş başa oturursunuz ki öyle görüşmelerimiz de oldu. Ama bu görüşmenin sonunda yani bu ikimizin arasında kalsın diye bir mutabakatınız oldu herhalde. Olabilir tabii, olabilir. Biz hala merak ve iştiyakla içeriğini şimdi ben şunu söylüyorum yani ben başbakanla çeşitli kereleri baş başa görüştüm. O görüşmelerimizde de bir sürü hassas konular gündeme geldi. Ben düşüncelerimi söyledim. Sayın Başbakan düşüncelerini söyledi. Bu gayet normal. Ama hiçbirinden çıktıktan sonra da basın mensuplarını çağırıp biz şunu konuştuk, bunu konuştuk. Böyle bir şey olmaz. Devlet terbiyesinde olmaz. Devlet terbiyesinde bu olmaz. Tabii çok çirkin, affedersiniz bu kelimeyi kullandığım için, çok çirkin iddialar da ileri sürüldü. Efendim, ben Sayın Başbakan'la görüşmeye gittiğimde benim önüme dosya atmış. Ne dosyası? Eşimin evdeki harcamaları. Ben de eyvah demişim. Durum kötü. O zaman ben artık konuşmayayım demişim. Ya böyle bir şey yok. Biat etmişsiniz. Yani başbakanla. Şimdi bir köşe yazarı maalesef bunu dedikoduya dayalı olarak yazdı. Manevi tazminat aşırı. Hem ben hem eşim içimizde kazandı. Kimden bahsediyoruz? Sayın Fikri Sağlar. Yani öyle bir şeye getirmiş ki ceza davası da şimdi daha dava devam ediyor. Tazminat davasını kazandık Yargıtay temiz aşamasında. Başbakanı şantajcı yapıyor. Bu zihniyet. Başbakanı şantaj. Kime yapıyor? Genelkurmay Başkanı'na. Genelkurmay Başkanı da bu şantaja boyun eğiyor ve bundan sonra ben korurum. Ben hizmet safahatımda hepiniz yakından şahit oldunuz. Düşüncelerimi açıkça hep ifade ettim. Ama her günde bir düşünce ifade edemezsiniz. Evet. Buna ihtiyaç da yoktur. Böyle bir şeyi hem başbakana yakıştırmak çok çirkin, hem genelkurmay başkanına yakıştırmak çok çirkin. Ama o şeyden dolayı çıktı bu. Hiçbir açıklama yapılmayacak. Yani bu aramızda kalacak bu konuşma havası doğduğundan dolayı şey. En çok neyin üstünde olabilir, durdu? Olabilir. Başbakan onun neyin üstünde durdu o görüşmede? Hayır, şimdi ben bir şey söyleyemem o konuda. Bugüne kadarki şeyde. Peki şunu da düşünmeniz lazım. Niye hiçbir şeye sızmadı? Türkiye'de hiçbir şey sır kalmıyor. Öyle mi?
İşte o da daha beter meraklı bir şey yaptı. Şu var ama yani bu hiçbir şey sızmaması demek o şantajın yapıldığı anlamına mı geliyor? Peki 27 Nisan süreci sonrasında Dolmabahçe'de yapılan bu görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin AKP ya da Türkiye'de laiklikle ilgili kaygıları, hükümetin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konumu ve pozisyonu açıklama ve sonrasında. Yani bu bu konuşuldu mu örneğin? Şimdi bakın tekrar ediyorum. Yanılmıyorsam 2,5 saate yakın bir süre her konu konuşuldu. Ya bu da konuşuldu yani. Ya her şey konuşuldu. Her şey konuşuldu. Yani ama her konuşulan şey de dışarıda açıklanmazdı. Benim uzun bir 52... Şeyi sormadı mı komutanım, başbakan ya niçin bu muhtırayı yayınladınız diye sormadı mı? Onu daha önce konuştum. Dolmabahçe'den önce konuştum bunu. Anlattım yani bunu yayınlamamıza neden olanları daha önce Dolmabahçe görüşmesinden önce anlattım. Yani örneğin şöyle bir cümle var mı efendim konuşmanızda? Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak AKP hükümetini şöyle algılıyoruz ya da Türkiye'de laiklikle ilgili şöyle bir kaygımız olduğunu düşünüyoruz. Ancak AKP'nin de 3 nokta. Şimdi, böyle bir cümleniz var mı örneğin? Şimdi bakın öyle bir cümle değil, öyle briefinglerimiz var. Yani askeri şura 2 kere toplanır senede. Bir tanesi Ağustos şurasıdır. Yani terfiler, emekler, görev süresi uzatmalar. Bir de kış şurası dediğimiz Aralık'ta filan yani o tarihlerde yapılır. Bu konudaki silahlı kuvvetler hassasiyetlerini o briefinglerde çok daha açık olarak dile getiriyor. Geçmişte olduğu gibi. Yani bunlar dile getirilmeyen hususlar değil. İlla Dolmabahçe ile bağlantı kurmak bana göre pek doğru bir akıl yürütme olmuyor. Bir mutabakat çıktı mı? Yani örneğin basın önünde ya da işte e-maillerle bunu çözmeyelim, yüz yüze görüşelim bir sorun varsa ve benzeri. O çok normal bir usul o tabii. Normal usulü yani o. Öyle bir sonuç çıktı mı? Yani ama 27 Nisan o usulün dışındaydı. Dolayısıyla yeniden teamüllere dönelim babından bir mutabakat sağlandı mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Devlet hayatında, kurumlar arasında, geçen gün bir üniversitede de dile getirdim. Uyum olması lazım. Kurumlar arasındaki uyumu sağlamaktan da Cumhurbaşkanlığı makamı anayasa gereği sorumludur. Maalesef büyük saygı duyduğum Demirel geçenlerde gazeteye bir demeç vermiş. Efendim görevdeyken düzeltselerdi diyor. Oraya geleceğim. Önce isterseniz o konuşmanızdan bir bölüm okuyabilir miyim? Hangisinde? Çünkü hazır o konuya geldik. Beykent Üniversitesi'nde yaptığınız. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Konuşma. Şimdi diyor ki hizmetteyken düzeltseydi. Kurumlar arasındaki uyumu Genelkurmay Başkanı'nın hiçbir yetkisi ve sorumluluğu yoktur ki. Kendisi Cumhurbaşkanlık yaptı. Evet. Cumhurbaşkanlığı makamı o sorumludur diye vurdum. O yanıtınızı daha detaylı olarak ben gerçekten öğrenmek istiyorum ama isterseniz tabii, önce tabii, bir şey yapalım. Tabii buyurun. Demişsiniz ki devlette kurumlar arasında güvensizlik varsa, şüpheler varsa o devlet sorumludur. Ben asker olarak emniyetten istihbarata güvenmiyorsam, çünkü bana istihbarat getirecek kurum benim hakkımda istihbarat topluyor. Bunlar gerçek vakalar diyorsunuz. Ve evet. Devam ediyorsunuz. Doğru. Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'na, MİT emniyete, emniyet MİT'e güvenmiyor. O zaman devlette hastalık var. Bu kurumların uyumlu çalışmasından başbakan değil Cumhurbaşkanı sorumlu. Birinci derecede evet. Doğru. En çok merak ettiğim şey emniyet sizinle ilgili böyle bir araştırma mı yapmış? Bu evet. Sizin kulağınıza evet. mı geldi? Evet. Neyi evet. araştırmışlar sizin? Şemdinli olayları sırasında meclise gidip Emniyet İstihbarat Daire Başkanı benim hakkımda uydurma beyanatları veriyor. Evet. Ve ben bunu ilgili makamlara ilettim ve o istihbarat daire başkanı hemen görevden alındı. Evet. Savcının da işine son verildi. Evet. Yani bu bir gerçek. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl araştırmışlar? Dinlemişler mi? Ne olmuş? Aklınıza gelen her şey. Telefonunuz dinlenmiş mi? Hiç şüphe etmiyorum. Hiç şüphe etmiyorum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı'nın telefonunun dinlendiği
konusunda kafanızda hiçbir şüphe yok. Hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. Ama Şenbunu... Bu şifreli telefonları bu nedenle mi? Yani emniyetten sakınmak amacıyla mı Türk Silahlı Hayır, Kuvvetleri o, şu an üst düzeyde? Hayır, o bizim genel güvenliğimiz açısından. Genel güvenlik açısından. Genel güvenlik açısından. Yani. Ama cep telefonuyla el bombasının zararı konusunda afişler asılıyor. Evet, tabii. Tabii doğru. Yani şimdi şu var. Şemdinli olayları gerçekten çok vahim şeyler oldu. Haziran 2006'da bir yerde bir şey yapıyordu. Kutlama, süvari günü. Kutlama yapıyordu. 2 saat içinde 15 bin e-mail telefonlara gönderildi. 15 bin. Beni karalayan. İşte Genelkurmay Başkanlığı olacak. Amerika merkezli bir yerden yollandığı iddia edildi. Şimdi efendim yani şu var. Bu iletişim o hale geldi ki. Mesela takip ediyorsunuz. İş sürüyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz. Amerika'da bir yere gidiyor. Orada kayboluyor. Kayboluyor. İzini takip edemiyorsun. Ama birkaç saatte 15 bin karalama e-maili bir teşkilat atabilir. Kimden sizce? Onu bilmiyorum. Açıkça bilmiyorum. Yani bilmediğim bir şeyi de katiyen ben hayatımda konuşmadım. Yani bilmiyorum. Büyük Hanım, siz Türk Silahlı... Sahili meçhul kaldı yani. Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanısınız. Telefonunuzun dinlendiği kanaatindesiniz ve evet. Bundan şüphe etmiyorsunuz. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de elinde yeterli teknolojik olanaklar var ki telefonunuzun dinlenip dinlenmediğini size söyleyebilirler. Söylediler mi efendim? Şu anda telefonunuz dinleniyor. Tabii. Yani şu anda dinlenir değil de bakın telefonunuzu çok basit. Telefonunuzu dinliyorlar diye tespit yapıldı ve bu size iletildi öyle mi? Evet. Şimdi dinleyen kaynak kimdi? Emniyet miydi? Bilmiyorum. Bakın bilmediğimi söylemiyorum. Emin olduğum şeyi söylüyorum. Çünkü telefonu ölçebilirsiniz. Eğer telefonun voltajında düşüklük varsa o telefon dinleniyordur. Şimdi ve diğer, sizin... Evet. Ve siz dinlendiniz. Evet. Emniyet tarafından dinlendiniz. Bilemiyorum. Bilemiyorsunuz. Şimdi teknoloji o kadar genişledi ki yani gidip yurt dışından tabii. Böyle dinleme cihazı falan da satın alırsınız yani. Onun için ben kesin emin olmadım hiçbir şeyde iddia etme. Şemdinli olayında niye savundunuz Assubay'ı? Şimdi şöyle, ben Kara Kuvvetleri komutanıydım. Herhalde kalkıp iki tane assubay, bir tane de ihtirafçıyı Ankara'dan sevk ithal edecek halim yok. Bana gelene kadar 20 tane amirleri var, 30 tane amirleri var. Ben o assubayı gerçekten tanıyordum. Ali Kaya. Nereden tanıyordum? Çekiç harekatında benim yanımdaydı. Neden? Emrimde bahsetmiştim. 2-3 bin tane, 5 bin tane peşmerge vardı. Onlarla iletişim kurmak için sürekli Kuzey Irak'ta o yanımda geziyordu. Tercümanlık yapıyordu. Ve hakikaten iyi bir assubay. Ben onu tanırım, iyi çocuktur dediğim zaman daha yargı süreci başlamamıştı. Bu çok önemli. Ama bir etki yapar tabii. Tabii. Ama yani bu nasıl etki ki ondan sonra döndüler beni idam etmeye kalktılar. Hiç etki yapmamış demek ki. Benim söylediğim de şu. Tanırım bunu, iyi çocuktur. Ama bir suç işlemişse cezasını çeker. Bunu kestiniz mi anlam gidiyor tamamen. Şemdinli'de ne oldu? Şemdinli'de bir karışık bir şeyler oldu çünkü. Ya karışık tabii. Karışık bir şey oldu yani. Tabii yani olmaması lazım gelen bir şey. Olmaması lazım gelen bir şey de beni tuttular ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılamaya kalktılar. Niçin? Şemdinli ile ilgili değil, benim ne ilgim var? Kuvvet komutanı olarak Şemdinli ile. İki kişiyim ben sevk edeceğim, koca kara kuvvetleri komutanı. 10 sene geriye gittiler, ben Diyarbakır'da görev yaparken çete kurmuşum. Diyarbakır'da kolordu komutanı olduğunuz dönemde değil mi? Kolordu komutanıydım, 7. kolordu komutanıydım. Emrimde de 84 bin korucu ve asker var. 84 bin. 5 ilden sorumluydum. Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Urfa. Neye dayanarak? Bir meczubun ifadesine dayanarak. Yani hiçbir belge, merge, hiçbir şey yok. Ne alakası var çete kurmakla? İşte buradan Ergenekon'a geliyorum. Aslında Ergenekon'a... Siz üniformamı çıkarırım ve gerekirse aklanırım demiştiniz.
Öyle demedim. Öyle demedim. Bir gazeteci arkadaşım telefon etti. O üzüntülerini iddianame yayınlanınca üzüntüleri beyan etmek için aktardı. Ben de dedim ki üzülme dedim. Biz dedim dağda da bunlarla boğuşuruz. Mahkemede de boğuşuruz. Avukat tutmaya bile ihtiyaç duymam dedim. Hmm. Söylediğim söz o. Ergenekon sizce bir komplo mu? Bilemiyorum. Neden yani, bilemiyorum? Algılamanız ne? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii tam bir algılama da samimi söylüyorum yapamıyorsunuz. Yani değerlendirme yapamıyorsunuz. Çünkü bilgilerin sahip değiliz yani. O bilgiler bende yok. İddianamelerdeki biliyorum, çerçevesinde kalan. Basına yansıyan yönleriyle biliyorum. Bir de tabii ilk o önemli tutuklamalar filan da ayrılmamdan kısa süre önce Temmuz başında yanılmıyorsam. Engelleyemez miydiniz? Komutanlarınızı koruyamaz mıydınız? Peki. Çok güzel bir sual. Ama cephanelerim var. Bakın. Bu bana çok söylendi. Haklısınız. Özellikle işte emekli orgeneraller nasıl gidip lojmanından alınıyor. Ondan sonra niye Genelkurmay Başkanı buna şey yapmıyor? Mani olmuyor. Diyor. Kendi arkadaşını korumuyor. Silah arkadaşını korumuyor. Silah arkadaşını korumuyor. Bakın Türk Ceza Kanunu'na ek olarak çıkartılmış bir yönetmelik var. Bu adli ve önleme aramaları. Bir şeyi ya adli savcı gelecek ya da bir önleme araması yapacaksınız. Yani efendim şuradan gelecek kamyonun içinde terörist var diyecek. Önleme, jandarma önleme araması. Bu yönetmeliğin 14. maddesi. Bunu düzenliyor. Askeri mahallelerde yapılacak arama. Askeri mahalle nedir? Ordu evi nedir? Korumalı lojmanların olduğu diyelim bir ordu evindeki konut. Madde 14. Askeri mahallelerde yapılacak arama Cumhuriyet Savcısının talep ve katılımı ile askeri makamlar tarafından yerine getirilir. Bir inisiyatif vermiş mi askeri? İster genel kurmay... Yapamazdım diyorsunuz yani. Hiç mi? Yapamazsınız ki. Kanun mu değil? Şimdi durum böyleyken niye korumadın? Ya bu yani şunu diyebilir mi bir genelkurmay başkanı veya yüksek başkanı? Ben kardeşim kanun manun anlayamıyorum. Giremezsin içeri. İki tane de tank götürün. Nasıl hukuk devleti? Nasıl hukuk devleti? Bu kadar açıkken maalesef rahmetli Uğur Mumcu'nun bir lafı vardı böyle. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan. Söylüyor. Geçen gün sizle sohbet ederken de söyledik. Bir beyefendi aynı şeyi sordu. Bir komutanımızın yanında oturuyordu. Dedim ki açın hukuk okuyun. Dedim. Bu konuda size hiç şey yapanlar oluyor mu? Nasıl? Niye korumadınız? Niçin şey yapmadınız diye? Tabii. Ben de izah ediyorum. Tabii. Bu bir problem mi? Yani? Ya problem değil. Ama TSK'nın problem içinde değil. Yani. Tabii gayet. Yani bir yaralanıyor insanlar. Benim onların içinde yıllarca beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Yıllarca. Sayın Büyükanıt, Sarı Kız Ayşe'nden haberdar oldunuz. Yapabilir miyim? Hayır, bundan yapalım tabii. Bu daha yapalım. Fakat Sarı Kız ve Ayşe girişimlerinden haberdar oldunuz mu? Şimdi tabii ben o 2003-2004 şeyini kapsıyor. Ağırlıklı olarak. Periyodunu kapsıyor. Ben o sırada 1. Ordu Komutanı'ydım. Yani Selimiye'deydim. Böyle her zaman dedikodular olur. Her zaman olur. Ama bunları duydunuz bu dedikoduları. Böyle sarı kız, yeşil kız filan diye bir dedikodu duymadım. Hı hı. Duymadım. Çünkü şimdi orduda olduğunuzda ilgi alanınız çok var. Orada kıtalarla ilgilisiniz. Benim de en sevdiğim işlerden bir tanesi o. Dolayısıyla Ankara'da değildim. Ordu komutanının da görev alanına giren bir konu değildi. Onun için ben açık söyleyeyim. 12 Mart'ta da 12 Nisan'da da basın toplantısında açıkladım. Yani Genelkurmay'da da Genelkurmay Başkanı olduktan sonra bir daha baktırdım. Baktırdınız mı? Müsaade eder misiniz? Ben Özden Örneğe
izafe edilen ve mahkeme kayıtlarından da büyük ölçüde doğrulanan günlüklerden bir bölüm okuyayım. Tabii. Bir şey soracağım Rıdvan. Onu okumadan önce bir şey soracağım. Çünkü o çok... Araştırttınız yani. Evet. Böyle bir şey var mı yok mu? Mümkün mü araştırmamak? Yani var mı bir şey? Bilgi, belge bilmem ne hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey. Nitekim Sayın Genelkurmay Başkanı da yaptığı basın toplantısında benim 12 Nisan'daki sözüme referans yaparak aynı şeyleri söyledi. Ama bilgi belge olmaz ki bunun şeyi. Hani şu olmaz mı? İstihbarat şeyinizi çağırıp baksana böyle şeyler söyleniyor. Böyle günlükler yayınlanıyor. Bir araştırın bunu. Tamam. Bir şey yok. Belge yok. Aynı. Ama yayınlanmış. Yani siz, dergide yayınlanmış. Ben de dergiden okudum açıkçası. Ben müsaade eder misiniz? Tabii. Diyor ki Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ağzından Sayın Özden Örneğe, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Sayın Özden Örneğe böyle bir konuşma yaptığı günlükte yer alıyor ve diyor ki önceden nabız yoklandığı için hiçbir çatlak ses çıkacağını zannetmiyorduk. Hatta Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar ile de görüşmüş. Burada sizi kastettikleri ifade ediliyor. Ben de bu konuyu çok merak ediyordum. Zira Yaşar ileride G olabilecekti, Genelkurmay Başkanı olabilecekti. Ama o da kendinden beklendiği şekilde önümüzde iki seçenek var. Ya bu iktidara hiç sesimizi çıkarmayacağız ya da sopa zoruyla istediğimizi yaptıracağız demiş. Kendisinden ben de bunu beklerdim. Ama gene de onun durumunu takdir edip mümkün olduğu kadar kendisini korumamız lazım diyor. Bine. Evet. Evet. Böyle bir konuşma oldu mu efendim? Kara Kuvvetler. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Özden Örnek çok yakın arkadaşım. Yurt dışında da beraber hizmet yaptık. Ailece çok yakınız. Böyle bir konuşmayı gördüm. Basına da yansıdı bu. Basına da yansıdı. Hatırlamadım yine. Ama ya, hatırlayamadım yani. Çıkaramadım. Hayır bu çünkü şey olunca normal olarak bakıldığında birçok kişi ya bu mantıklı diyorlar. Yani konuşmalar falan oturuyor. Pek bir üfürülmüş şey yapılmış değil. Size şey mi geldi yani gerçekçi mi geldi yoksa ya bu dikkate bile alınmayacak şey gibi mi okudunuz? Şimdi tabii bakın bir karara varmak için belge lazım. Şimdi ben otururum, sizin adınıza bir günlük yazarım. Ha bu kadar detaylı yazabilir miyim? Yazamam. Bu bayağı detaylı. Tabii tabii yazamam. Ama yazabilirim yani teknik olarak mümkün. Dolayısıyla bir yargıya varmak çok zor. Günlükten başka bir bölüm, sizi ilgilendiren bir başka bölüm okuyabilir miyim? Çok var beni ilgilendiren bölüm. Efendim? Beni ilgilendiren zehirliyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Oralara da geleceğim efendim. Ha Bir Türkiye tablosu çiziyorsunuz. Nasıl? Ve bir Türkiye ve dünya tahlili yapıyorsunuz. Onu Özden Örnek günlüklerine almış. Ortaya konan stratejinin bazı gerekli parametrelerin ilavesiyle gözden geçirilmesi uygundur. Vahim bir tablo jeopolitik açıdan ABD ve AB ülkemize Orta Doğu'da yeni bir rol biçmeye çalışmaktadır. Yeni model bir Türkiye yaratmaya çalışmaktadırlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye gittiğinde Fethullah Gülen'le buluştular. AK ismi bilinerek ve kasıtlı olarak Bediüzzaman'ın yazılarından alınmıştır. ABD, AB ve Türkiye'yi manipüle etmektedir. Direnmenin başladığı yerde ekonomi bir silah olarak kullanılmaktadır. Pozitif davranmalıyız. Acaba zaman mı geçti? Bence geçti. Deadline seçimlerdir. Eylem planında tedbirleri sıralamak kolay ama uygulanabilir olmalıdırlar. Kamuoyu desteği için en önemli kaldıraç basın yayındır. Bunu kullanmalıyız. Bu tahlili yaptınız mı? Şimdi şunu yaptım. Bu çok eklenmiş. Eğer ama şu doğru. AK Parti sözünü doğrudur. İfade ettim. Yani Risale-i Nur'a baktığınız zaman AK kelimesini çok rastlarsınız. Sanki orada mülhem diye düşünürüm. Kesin emin miyim? Nereden bileyim? Başbakanın Amerika seyahatinde Fethullah Gülen'le yaptığı görüşme istihbari bir bilgi olarak mı size geldi? Ben
Amerika seyahatiyle ilgili tek ağzından bir kelime çıkmadı. Anladım. Ama AK Parti bunu çeşitli yerlerde kullandığında yani. Bu şeye baktığı... Şimdi bakın mesela ben o günlüklere baktığım zaman şöyle bir şey gördüm. Heh, nedir sizin şimdi algıladığınız şey? Şunu söyleyeceğim. Bir gün komutanlarla birlikte köşkte Sayın Sezer zamanında akşam yemeği yedik. Özden Önü'nün günlüklerinde bu yemekle ilgili bir takım şeyler çıktı. Yani orada tartıştınız. Tartışmak değil de sohbet. Evet. Zaten özel eşlerimizle birlikte o senede bir kere o tür bir yemek veriyordu Sayın Sezer. Bana sordu Sayın Sezer haftalık görüşmelerimden. Ya dedi bu günlüklerin içinde böyle bir şey çıktı. Sen yemek değildin. Aldım baktım. Hayır bunları söylemediniz siz dedim. Yani manipüle edilmeye çok müsait bir yapısı olduğu izlenimi bende. Bizzat içinde bulunduğum yemekte konuşulan şey. Ama demek ki bir bölümü var. Duruyor. Yani tabii, bölümü tabii. Doğru da. Bir kısım doğru eklemeler var. Eklemeler var. Özden örneği hiç sormadınız mı? Sen mi yazdın bunu diye? Şimdi sormuşsunuzdur tabii, mutlaka. Sordum tabii. Ya, sen de inanırsan gittik dedi yani. Benim yazdığıma sen de inanırsan gittik dedi yani. Ben Mustafa Balbay günlüklerine denebilir miyim bu defa? Tabii efendim? Lütfen. Mustafa Balbay günlüklerinde de sizinle ilgili bazı bölümler var. Mustafa Balbay'la yaptığınız görüşmeyi Mustafa Balbay'a izafe edilen günlüklerde Mustafa Balbay'ın not aldığı iddia ediliyor. Bu günlüklerden birinde diyorsunuz ki kadrolaşmadaki tehlikenin farkındayım diyorsunuz. Bunlar gitse bile kalıntıları yıllarca temizlenemez. Öyle kadrolaşıyorlar. Mücadele etmek gerekir. Ama bakın 28 Şubat farklıydı. Orada bunlar hükümet ortağıydı. Öteki ortakla işbirliği yapılabilirdi. Şimdi bunlar tek başına geldiler. Öyle bir güçle geldiler. Hem 28 Şubat'ta iktidara geldiler. 6 ay sonra ilk adımlar atıldı. Bunlar geleli 4 ay oldu. Bunun da nasıl geçtiğini görüyorsunuz diyorsunuz. Hatta Balbay'a da bir şeyiniz, sisteminiz var. Yani bana küfredin ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ilgilendiren bir konuda lütfen daha dikkatli bir dil kullanın şimdi, diyorsunuz. Şimdi maalesef... Böyle bir düşünceniz mi vardı AK Parti hayır, iktidarıyla ilgili? Hayır, şimdi ben şöyle söyleyeyim. Balbay'ın görüşmelerine çok ilaveler yapılmış. Öyle hissediyorum. Yapılmış. Evet. Ben Balbay'la iki kere görüştüm. Meslek hayatımda. Tabii diğer sosyal faaliyetlerde filan haliyle medeni ilişkiler içinde ilişkimiz olabiliyordu. Bir keresinde bu genç subaylar rahatsız. Çağırdım. Çünkü çok şeydi o, vahim bir şey yani. İkaz ettim. Yani bu çeşit yayın silahlı kuvvetleri yapıldı. O laflarla ilgili benim hiç alakam yok. Hiç alakam. Ha bunlar da... Değil. İki kere sırf gazetecilikle ilgili. Bir kere de bir kış şurası esnasında bizim verdiğimiz bir briefingin bir bölümünü gazeteye çıkardı. Bir yerden sızmış, sonra bulduk sızdıranı, gereğini yaptık. İki kere bu amaçla konuşmanın dışında hiç konuşmadık. Başka şey yok. Peki Ergenekon'da doğrusu olsun siz şimdi Ergenekon'u gazetelerden falan tabii takip ediyorsunuz. Ediyorum tabii. Demin de sordum ama tekrar şey yapmak istiyorum. Çünkü kamuoyundaki izlenimde ya burada hata yapan var. Ergenekon'un içinde bir gerçekten cezalanması gereken yasa dışı bir yapılanma mı diyeyim, uygulama mı diyeyim ne bir şey var. Ama bu o kadar da yanlışlar da başkaları da işin içine katılıyor ki izi kayboluyor. Sizdeki izlenim ne? Yani siz nasıl bakıyorsunuz? Düşmanca bir hareket mi olarak görüyorsunuz? Emniyetin komplosu gibi mi görüyorsunuz? Nedir şeyiniz? Şimdi şöyle tabii o kadar genişlemiş durumda ki içinde gerçekten suça bulaşmış insanlar da olabilir. Mesela Veli Küçük sizin için nedir? Emekli bir generaldir. Yani hiç bu işleri karışmış, bulaşmış bir insan gibi... Ama şimdi bakın Sayın Birand, çok önemli bir şey tabii. Şu hukuki süreçte ben bunu bilemem ki. Ha, bilen, gayet tabii. Ne ifadesini peki, gördüm. Peki Sayın Büyükanıt, ben
Ergenekon'da. Ama şu var şimdi, tabii, bakın. Vatan millet filan diye gruplaşmış ufak gruplar olabilir. Bundan sonra başka yönlere doğru gitmiş olabilir. Bunların hepsi olabilir. Bunu çözecek olan yargı. Yargı tabii. Yargı. Şimdi efendim elimde eklerde yer alan, Ergenekon'un iddianamesinde eklerde yer alan bazı el yazıları var. Bu el yazısını tanıyor musunuz, kime ait? Bakabilirim. Eşiniz hanımefendi olabilir mi? Evet. Hangi şeyde? Ha, bu hangi 1990 yılına ait. Şeyde, kardeşimin vefatı. Evet efendim. Nedeniyle, tamam. Bu yazı benim yazım. Sizin yazınız. Sizin yazınız. Evet, benim yazım. Sizin yazınız Ergenekon iddianamesinin eklerine girmiş. Ne alakası var? Altında başka şeyler de var efendim. Şimdi Ergenekon iddianamesinde bakın. Hayır, şimdi... Sayın Şener Er Uygur'un ADD Genel Merkez binasında Genel Başkan Odası'nda ele geçirilen 5 nolu CD içerisinde Orgeneral Büyükanıt isimli klasör içinde 5 adet klasör, 1 adet PDF dosyası, 2 adet Word dosyası olduğu görülmüştür diyor. Klasör ve dosyalar incelendiğinde de işte bunlar çıkıyor. Sayın Şener Er Uygur'un ofisinde size ait, ki başka şeyler de var. Mesela sağlık bilgileri var. Eşinize ait sağlık bilgileri var. Başka yazışmalar da var. Yazmamış kişisel ve mahrem yazışma. Toplamış mı yani? Şimdi, niye böyle bir şey Sayın Er Uygur'da yer alıyor? Onu Şener Paşa'ya soracaksınız. Ben bilemem ki, ama şu var. Sağ olsunlar, çeşitli karalama kampanyalarında benim gelmişim, geçmişim hepsini döktüler. Ben de hiç tanımadığım akrabalarıma da rastladım. Bunu gerçek söylüyorum. Tabii esasında kişisel verilerin toplanması yasal olarak suçtur. Bekler miydiniz siz Er Uygur'dan böyle bir hayır, şey? Hayır, hayır. Şaşırdınız mı? Nasıl? Şaşırdınız mı? Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Yani ne alakası var mesela? Benim kızımın arkadaşları, ne bileyim ablamın bilmem rahatsızlığı, bunlar ben anlamadım. Ne yapmak istemiş? Yani Er Uygur Paşa ne yapmak istemiş? Özden örnek günlüklerine göre sizin Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı olmanızı engellemek amacıyla. Evet, öyle. Çünkü Ergenekon iddianamesinde deniyor ki örneğin sizin yerinize, sizin pasifize edilerek bir darbe olması halinde sizin pasifize edilerek yerinize bir kor general atanması gibi bir senaryo söz konusu. Evet. Bunun bir ürünü olabilir mi şöyle, bu istihbarat çalışması? Birinci Ordu Komutanıydım o sırada. Evet. Oradaki ifade bu adamdan bize hayır gelmez. Altından bir kor general bulalım. Evet, altında bir kor general. Sizin o zaman mı başladı kampanya? Şöyle söyleyeyim. Çünkü bakın, size karşı müthiş bir kampanya başladı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 1. Ordu Komutanlığı'na gelene kadar benim hakkımda, yani 2. Başkan olarak daha önceki görevlim, en ufak bir şey çıkmamıştı. Sonra birdenbire Allah Allah, o adam ben miyim yani, bu kadar hiç çıkmayan milyarlarca dolarlara imza atmış bir insan birdenbire kampanya. Bakın tekrar ediyorum. Benim bilmem mümkün değil ama o zaman başladı. 2003'te başladı. Yani bu Er Uygur'un o şeyinde çıkan belgelerle o kampanya bir araya geldiği zaman sizin Genelkurmay Başkanlığınızın engellenmesi. Bilmiyorum. Özden örnek günlüklerinde Er Uygur'un Sayın Aytaç Yalman özden örneğe diyor ki bu iş giderek çirkin bir hale varıyor. Yaşar Büyükanıt'ın engellenmesi için Şener Er Uygur hükümetle bile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Öyle diyor, evet. Yani ben de basından. Siz de okuduğunuz herhalde. Peki o dönemde sizin çevrenizde böylesi bir mekanizmanın harekete geçtiğini hissediyor muydunuz? Hissetmeye gerek yok. Ya da önleminizi alıyor muydunuz? Yaşıyordum. Bir bakıyorsunuz bir haber çıkıyor. Bakın nerelere kadar. Bir gün internette bir haber dolaşmaya başladı. İşte bütün Türkiye'de patlamaları, çatlamaları yapan benim bilmem neyim, şuyum, buyum. Yani böyle karalıyor, karalıyor. Gönderen kim biliyor musunuz ismi? Rahmetli ablam.
Onun ismini yazmışlar. Aptal. Rahmetli oldu. Buraya kadar gitti. Yani diyorum birkaç saat içinde 15 bin mail atabildi. Hayır, siz bir yerde Ergenekon mağduru durumundasınız. Evet, evet, evet. Şimdi, yani, şimdi yani, hakikaten öyle. Manzara o çıkıyor. Şimdi, bu çeşit girişimlerden Allah'tan bende bir aşı etkisi yarattı yani. Direncim arttı. Evet, günlükte şöyle diyor, müsaade ederseniz. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Er Uygur'un amacı Kara Kuvvetleri Komutanı olmak. Bu nedenle de Yaşar'ın kuyusunu kazmakta olduğunu anlattı. Jandarma Genel Komutanı bana kalırsa biraz haksız ve haris davranıyordu. Sayın Ertaş Yalman'dan atıfla söylüyor. Kara Kuvvetleri Komutanı bana Jandarma Genel Komutanı'nın bir senaryo dahilinde ve hükümet düzeyinde şimdiden teşebbüse geçtiğini ve amacının Yaşar'ın ekarte edilmesini ve bu konuda bir baskının hükümet tarafından Genelkurmay Başkanı'na yapılmasını sağlamak olduğunu düşünüyor. Kendisine Şener'in bu konuda faaliyette bulunduğuna dair bazı bilgiler geldiğini söyledi. Yaşar'la ilgili bir değil birkaç senaryo etrafta dolaşıyor. Benim hepsinden haberim var dedi. Ben de eğer Yaşar için yapabileceğim bir şey olursa benim de haberim olsun dedim. Sık sık bunları benim bilmemi istediğini bana tekrarladı. Sayın Genelkurmay Başkanı'na sizin terfiniz konusunda herhangi bir telkinde bulunuldu mu efendim? Benim bilgim dahilinde hayır. Evet. Hayır. Şeye baktığımız zaman, bunu kapatıp şeye geçmek istiyorum ben. Diğer konuya geçmek istiyorum aslında. Ama o dönemde ne olursa olsun böyle hareketler olacak da duyulmaz mı içeride? Siz ne olursa olsun gene de bir ordu komutanısınız. Yani bilakis ordu sizin... Hayır. Şunu fark ettim. Yani onu söylüyorum. Yani bir şeyler oluyor. Ama ne yapanı biliyorum, ne edeni biliyorum. Ama bir şey hissediyordunuz. Tabii hissediyorum. Hissetmez mi? Hissetmez mi? Tabii bu kuvvet komutanı olmamla birlikte bu sefer de kısa bir sükunet dönemi geçti. Bu sefer Genelkurmay Başkanı olacak mı diye tavan yaptı. Tekrarsa. Yani o zaman bu ayışı, yani bu darbe hazırlıkları, bir fokurdamayı hissettiniz ama kimin ne olduğunu bilemiyordunuz. Evet, evet. Çünkü müsteşarlara kadar, yani bir darbe sonrasında müsteşarların kimler olacağına kadar isim isim belirlenmiş. Öyle yazıyor, evet. Hı hı. Öyle yazıyor. Hiç şüpheniz var mı? Ya bu ciddi bir işmiş gibi bir şüpheniz şimdi var bakın, mı? Kendimi hukuki açıdan eğittim. Tabii. Eğittim. Bir şey söylediğim zaman, önemli konularda bir şey söylediğim zaman o mutlaka delillendirilmiş olması lazım. Yani bir şey olması lazım elimde. Bir şey yokken hayatımda hiç kimseyi suçlamadım. Suçlayamam da, o benim hukuk anlayışıma ters gelir. Özkök Paşa gibi size de sorsalar şey verir misiniz, görüşünüzü? Söyleyeceğim bunlardır yani. Başka bir şey yok. Şimdi bunu şeye geçersek eğer, Genelkurmay Başkanlığınızda siz son derece önemli bir şeye de imza attınız. Şimdi bunlar dedikodu fasılları, şimdi iş gerçek şeye geliyor. Amerika ile istihbarat alışverişi başladı ve arkasından ünlü, bana söylediğiniz biri bizi gözetliyor, BBG evet. Evlerine döndürdük kuzeyde. Evet. Arka arkaya büyük harekatlar. Hiç korkmadınız mı o kadar büyük riskin içine girmeye? Evet. Teşekkür ederim Sayın Birant. Tabii hiçbir zaman ben yaptığım işleri bireyselleştirme yolunu seçmedim. Hep silahlı kuvvetlerin bütünlüğü içinde silah arkadaşlarımla birlikte her şey yapılmıştır. Yani artık şey dönemi kapanmıştır o. Şövalye dönemi kapanmıştır. Yani bir tim çalışmasıdır. Askerlik mesleğinin kendi içinde zaten riski var. Derler ki bıçaktan korkan demirci dükkanının önünden geçmesin. Askerlik mesleğini bir yaşam biçimi olarak aldığınızda kendinizi mecburen terbiye ediyorsunuz. Risk olduğunu kabul edeceksiniz. Helikopteri kaldırıyorsunuz, içinde Mehmetçikler. Ya ineceği yerde alttan bir tane roket ise bir helikopter dolusu Mehmetçik git. Karlı dönemdeki harekat. Evet, evet. Şimdi ben sizin de belirttiğiniz gibi 28 Kasım'da aldık biz yetkiyi. Fakat hep ön hazırlık yaptık.
ön hazırlık yaptık. Önce bir hava, büyük bir hava harekatı yaptık. İlk defa bu çapta bir hava harekatı oluyordu. Allah'a şükür en ufak bir zayiatımız var. Nasıl, gecelerinizi nasıl geçirdiniz? Ha, gece, çünkü o arada ekranın, da izliyordunuz değil mi? Ekranın başında tabii. Ekrandan, başında. Ankara'dan izliyordunuz. Tabii. Çünkü radar kaplamaları var. Ancak uçak belli bir irfanın altına inince şey sönüyor. Işık sönüyor. Ondan sonra heyecanla o ışığın tekrar yanmasını bekliyorsunuz. Tekrar irtifa aldığında ışık yanıyor. Ve yerdeki askerinizi görebiliyorsunuz. Askeri görmüyor, hayır. Askeri görmüyor. Uçak bir sembol olarak gözüküyor. Radardan bir sembol olarak alıyorsunuz. Tabii kolay değil. Ne zamanki uçaklar geliyor, üstlerine iniyor, o anda bir rahatlama. Önce bir bombardıman oldu, tabii. Arkasından kara harekatı. Tabii. Kara harekatı 21 Şubat'ta oldu. Çok enteresan bir şeydi, çok riskli bir harekat. Hava da riskli ama hava kuvvetlerimiz ve jandarma dahil kara kuvvetlerimizin eğitim seviyesinden ben o zaman gurur duydum. Yani hakikaten gurur duyulacak bir şey. Korkmadınız mı? Hayır. Hayır, şeyden demiyorum. Hani şöyle. Ya bir şey yanlış olur. Şimdi tabii herhangi bir kötü bir şey olsa hesabını verecek. Benim o sorumluluğa hazırsınız. Yoksa o işi yapmayacaksınız. Ama dediğim gibi pilotlarımız müthiş. Gece gidiyorlar. Alan o kadar geniş değil. Kandil bilmem ne. Bir sürü yeri kapsıyor. Kara harekatı için enteresan bir şey söyleyebilirim. Özellikle biz en kötü mevsim koşulları ne zaman diye araştırdık. En kötü koşulları. O koşulları kendi lehimize... İlk defa yapıldı çünkü defa, değil mi? İlk defa böyle bir harekat evet. Yapıldı. Şubat çıktı. 10 senelik hava tahminine baktık. En kötü koşulları. Hem kar durumu çok kötü. 2 metre aşağı yukarı. Isı çok düşük. 20, eksi 20'nin üzerinde. Yol, iz yok hareket yaptığımız bölgede. Tamamen yaya bir hareket icra edilecekti. Riskli bir hareketti. Hatta bazı kesimler çok zayiat verir bundan. Yani Sarıkamış benzetmesi yapanlar da çıktı. Öyle bir beklentisi olan. Neden bunu yaptınız? Şimdi şöyle bakın, benim bir PKK ile mücadelede bir felsefem var. Terörle mücadelenin temel esası teröristin başarılı olma umudunu kırmaktır. Gittiğimiz yer PKK'nın kapkağı diyeceğimiz bir yer. Hava koşulları böyle. Tek bir araç sokamıyorsunuz. Onun başarılı olma umuduna bir darbe. Bu darbe de gerçekleşmiştir. Hiç beklemediği bir yerde. Ama kendi lehimize çevirdik. Neden kendi lehimize çevirdik? Değdi mi? Efendim? Değdi mi? Eğitim evet. Değdi tabii. Değdi. Değdi tabii. Ve yani aldığınız sonuç? Çok fazla değdi. Zaten bir günde girip her şeyi bitiremezsiniz yani. Belki yaz aylarında oralara girsek daha fazla zayiat bile verebiliriz. Öyle bir arazi. Kandil'i Türk Silahlı Kuvvetleri temizleyebilir mi? Şimdi Kandil hemen hududumuzun ötesinde değil. Hakkari'den kuş uçuşu 100 kilometre. Dağları filan düşünürseniz o 100 kilometre olur 200 kilometre. Hem de çok kötü bir arazi. Yani orada o kadar mesafede ama hava kuvvetleriyle sürekli vuruluyor. Artık ama tamamen kara kuvvetlerini gönderip orayı baştan aşağı yok çok PKK'yı çok, oradan çok, çıkartmak yok, diye bir şey yok. Olamaz. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani arazi çok kötü. Çok uzun mesafe. Lojistik yani ikmal yolu çok. Yol yok. Yani çok zor. Bütün mesele dediğim gibi PKK'nın ümidini kırmaktır. Bu sağlandı. Bu Amerikalılarla istihbarat paylaşım sürecinde doğrudan Amerikalılarla bir gerginlik yaşadınız mı? Yani sizin bir açıklamanız var.
Diyorsunuz ki ABD'ye güven bunalımı var ama bunu resmi ağızdan formüle etmem diyorsunuz o dönemde. Çünkü Türk halkında da Amerika'ya dönük çok büyük bir eleştiri tabii. var. Şimdi şunu söyleyebilirim. Amerikan silahlarını PKK'nın kullandığına ilişkin saptamalarınız var. Ve operasyondan kısa bir süre önce Amerika'ya gidiyorsunuz. Peter Pace, Amerikan Genelkurmay Başkanı olduğu bir ortamda şöyle bir açıklama yapıyorsunuz. Türkiye'yi bölmek isteyenler sonunda kabus görür. Evet. Doğru. Bu söz konusu cümleniz o dönemde Amerikalılara dönük de mi söylendi? Hayır. Peki Amerikalılardan destek şikayetiniz neydi? Destek Amerikan verenleri. Silahları nasıl geçiyordu PKK'nın? Şimdi elinde? Şöyle bakın, şunu açıkça söyleyeyim. Amerikalılarla en fazla görevlerim icabı çalışanlardan biri benim. İkinci Körfez Harekatı, birinci Körfez Harekatı bugünkü Kuzey Irak'ı yarattı. 36. paralelden evet. o Provide Corner, Northern Watch, evet. Kuzey'den Keşif Harekatı. Orada Kuzey Irak'ta PKK için bir güvenli bölge yarattı. İkinci Körfez Harekatı'nda da hudutlarımıza hapsolduk. Hudutlarımıza hapsolduk. Hı. Yani rahat rahat karşıya şey yaparken ta ne zamana kadar? Amerika ile anlaşana kadar. Ondan sonra işbirliği başladı. İşbirliği esnasında sıkıntımız olmadı açıkça. İşbirliği başladıktan sonra hiçbir sıkıntımız olmadı gerçekten. Amerika da anladı artık. Yani PKK bu coğrafyada İran kendisi içinde. Amerika PKK'yı besliyor mu? Hayır. PEJAK. Ben onu söyleyemem yani. Peki efendim, sizin bilgileriniz dahilinde PEJAK'la Amerika arasında bir çıkar, bir istihbari evet. ya da lojistik paylaşım var mı? Şimdi PEJAK İran'ın PKK'sı. Yani PKK'nın bir kolu. PKK'nın bir kolu. Şimdi tabii bizim de kulaklarımıza geldi. Amerikalılarla paylaştık bunu. Yani PEJAK'la bir şey var, kontak var. Amerikalılar. Bir kontak var İran'a karşı. Peki ama PKK gelen silahları PKK kullanamaz mı? Nasıl? Örneğin PKK'lıların elinde Amerikan silahları bulunduğuna dair de bir şimdi Amerikalıların şey elinde... Yani PEJAK'a verilen silahı aslında PKK, evet. PEJAK. Evet. Yani PEJAK tabii. sadece bir İran kolu PKK'nın. Tabii. Dolayısıyla PEJAK'a verilen silahları PKK alıp bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı terör için kullanmış olabilir mi? Tabii. Kullanabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Yani o kadar önemli silah verdiğini daha ziyade siyaseten kullanmaya çalışıyor. Yani İran'ı rahatsız etmek istiyor Amerika. Onun için de kontak kuruyor. Belki ufak tefek malzeme veriyorlar onu bilemiyorum ama temas ettiklerini biliyoruz. Bir de şey vardı. Sizin özellikle o bölgede olduğunuz dönemlerde. Efendim helikopterlerle PKK'ya Amerikan helikopterleri malzeme attı, yiyecek attı falan diye hep böyle askerden kaynaklanan. Sayın Biran tabii. Oldu mu böyle bir şey? 90'lı yıllarda çok gündeme geldi. Terörün daha kanlı olduğu dönemde yani 92, 93, 94'te. Ama somut hiçbir bilgi de gelmedi. Yok. Evet. Şimdi Karayılan'ın açıklamaları. Evet. Karayılan'ın açıklamaları üst üste koyduğumuz zaman Genelkurmay Başkanı dedi ki elimize Türkiye'nin eline bir fırsat geçti. PKK'nın silahsızlandırılma fırsatı geçti. Bakıyoruz Karayılan'da sanki öyle bir şey evetmiş gibi baskı var, uluslararası baskı var üstlerinde. Bir açılım ihtimali görebiliyor musunuz bu şimdi efendim, temaslarda? Ben samimi inancımı söyleyeyim. PKK üç şeyden vazgeçmez. Bir tanesi af. Genel af. Genel af. İki, ana dilde eğitim. Üç, Kürt kimliğinin anayasal tanıma kavuşması. Bu üç tanesinden vazgeçmez. Geri kalan hepsi sözdür. Hani eskilerin bir deyimi vardır. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Yani ben de bilmediğim şeyler olabilir. Biraz önce de söyledim ya. Bilgi çok çabuk tabii. eskiyor, kokuyor, buharlaşıyor. Olabilir ama ben çok düşük ihtimal görüyorum. Çünkü Türkiye'de bu üç şeye bir şey yapamaz. Üç şeye bir şey yapamaz yani. Onun için
Ama radikal PKK'nın içinde bir değişim varsa benim bilmediğim, onu şey yapamam. Türkiye'nin bölünmesini istemiyoruz diyor, evet. Murat Karayılan. Evet. Artık diyor işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yoluyla bir demokratik özellik programı öneriyoruz diyor. Özellik Hasan Cemal'le yaptığı röportajda. Onlar demokratik konfederalizm diyor. Yani evet. Şeyin terör. Yani bundan bir iş çıkmaz diyorsunuz siz. Bakın çok radikal bir dönüşüm yaşamadıysa PKK çıkmaz. Ha, çıkmaz diyorsunuz. Şimdi aslında Türk Silahlı Kuvvetleri ilk başta söylediğiniz subay neyi etkiler deyince laikliktir dediniz. Türkiye'nin bölünmezliğidir. Bu iki konuya dokundun mu orada her şey olabilir. Yani hayır dedim, neden etkilenir? Bunlar etkilenir. Bunlardan etkilenir. Bir yerde esasında böyle bir şeyden vatandaş da etkilenir. Yani silahlı kuvvetler toplumdan kopuk bir yapısı yok. Tabii. Ama şeye dikkat ettim. Mesela burada bir kokular ben de aldım diyorsunuz bu darbe. Hayır, yaşadık. Yaşadık. Bu bir şeyler oluyordu. Fakat siz her zaman da şeyi derdiniz. Hani ya darbeler dönemi bitti artık arkadaşlar, evet, derdiniz. Evet. Bitti mi darbe dönemi? Yani ama baksanıza hala o zaman yapmışlar, düşünmüşler. Şimdi bakın en son Genelkurmay Başkanımız da ifade etti akademideki toplantıda. Silahlı kuvvetler demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yasalara bağlıdır dedi. Burada onun aksi yaşayamaz dedi. Evet, barındırmayız dedi. Bu nasıl olmuş? Kim yaptığını bilmiyoruz ki. Eğer iddia edilen isimlerse onlar ne derler ona, emekli. Peki darbe, evet, yapılmasına neden olan, aslında ilk cümlemiz bir 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül değerlendirmesi yapacaktık ama biz 27 Nisan'da kaldık. 28 Şubat'ta dahil olmak üzere bütün bu askerin siyasete müdahale ettiği süreçleri konuşamadık. Önce ben bu değerlendirmenizi rica ediyorum. Çünkü siz bildiğim kadarıyla 50 senedir 27 Mayıs'ta harp okulunda bir öğrencisiniz. 12 Mart'ta farklı bir göreviniz var, binbaşısınız. 12 Eylül'de Muhafız Alayı komutanısınız. Hayır, hayır. Albay. 12 Eylül'de albayım. Muhafız Alay komutanlığına daha sonra geldim. 12 Eylül'de ben Genelkurmay karargahında bir şube müdürüydüm. Ama bütün şeylerde yaşadım, oradaydınız. Tabii. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 21-22 Şubat'ta da Astemen'dim. Bu darbeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hepsini aynı sepete koyuyor musunuz ve karşı mısınız? Şimdi tabii bütün hepsini aynı sepete koymak şey değil. Bakın, benim inandığım bir düşünce var. Tarihe bakacaksınız, geçmişten ders alacaksınız. Tamam. Ama geçmişten ders alırken geçmişle bugünü farklı kılan hususları da iyi yakalamanız lazım. Yani geçmiş kendini hiçbir zaman aynen tekrarlamıyor. Evet. Tarih bilimciler de bunu tespit ettiler. Yani veriyorlar, hak veriyorlar. Hayır, aynen tekrar etmez. Neden? Geçmişle bugün arasındaki farklılıklar var. Dolayısıyla 27 Mayıs bir şeydi. Hangisi meşruydu sizce efendim? Nasıl? Hangisi daha meşruydu peki sizce? Ya da meşru darbe var mıdır? Meşru diyemezsiniz ki yani. Meşru demek ters olur yani. Şimdi bir insan Fransa'da hikaye. İşte böyle bir şeye kalkışmış, yakalanmış, becerememiş. Hakim demiş ki, kime güveniyorsun sen? Kardeşim demiş, böyle bir şeye kalkıştın. Başarılı olsaydım sana güveniyorum. Çünkü meşru denemez tabii. Meşru denemez ama o günün koşulları var. Tabii 27 bugün Mayıs'ta. Hala öyle koşullar geçerli olabilir mi? Şimdi tabii hiçbir şeyi peşinen demokratik bir ülkede bu şey meşrudur denemez. Sonradan o askeri müdahaleler kendi hukukunu kendileri yapıyorlar. Ha, kendi edin. Kılıfını tabii. Ama bakın ben size bir anımı söyleyeyim. 12 Eylül. Gece 3'e kadar karargahta çalıştım. 3'te yukarı Ayrancı'da, Ankara'da bir kiralık evde oturuyorum. Gideceğim. Perişan durumdayım. Bir tıraş mıraş olacağım. Elimi yüzümü yıkayacağım. Tekrar karargaha döneceğim. Meclisi geçtik, Dikmen'e doğru böyle giderken yukarıdan silah sesleri geldi. Silah sesleri geldi.
Bizim jip de arıza yaptı. İndim ben jipten. Silah sesleri geliyor. Şoför dedi ki efendim durduralım. O da anlamıyor araçtan. Bir baktım arabalar geç bu tarafa dedim. Yere yattık. Arabaların camından silahlar vın 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 diyor. Bir tane kurmay yarbay da yerde yatıyor. Meclisin diyeyim ki 600-700 metre yakınında. Bu da bir gerçek. Bu da bir gerçek. Yani şimdi tamam olmasın, bir şey olmasın da ama her gün insanlar nasıl öldüğünü... Yani koşullar değiştiği takdirde gene bu tip olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Böyle koşullarda olmasın yani. İnşallah olmasın. Hakikaten Türkiye istikrara kavuşmuş, ekonomik refahını kazanmış bir ülke olur. İnşallah bundan başka... Her darbe zarar verdiriyor mu? Bilmiyorum, tabii. Bütün bu hareketler kendi çocuklarını önce yer. Kendi çocuklarını önce yerler. Peki bugün baktığımızda şunu diyebilir miyiz önümüzdeki döneme bakıp? Bu iki nokta kardeşim. Bu bölünme ve laikliğin elden gitmesi yine subayı ayaklandırır. Gene subayı darbe yapmaya sürükleyebilecek iki önemli unsurdur. Şimdi şöyle bir kere bakın ben umarım yanılmıyorum. PKK terör örgütü kötü. Canımızı çok yakıyor. Ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bölünemez. Benim onda endişem yok. Ama ızdırap çekeriz. Türkiye'yi tekrar şeriata döndürecek bir yaklaşımın da yani pek kabul edilebilir tarafı yok. Umarım ki Türkiye'de bunlar olmaz. Türkiye... Ama olursa yani olursa o... Ben olmamasını arzu ederim. Hayır. Olursa olmaz. Böyle bir marj var mı? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde o geleneği devam ettirme eğilimi hemen kuvvadan fiile dönüşebilir mi? Tahmin etmiyorum. Neden tahmin etmiyorum? Bakın en son 1980 şeyi saymıyorum. Yani 28 Şubat'ı falan saymıyorum. 28 Şubat'ı saymıyor musunuz? Saymıyorum yani o gibi saymıyorum yani asker doğrudan Osmodern, müdahale etmiş değil. Bir darbe olarak nitelendirmiştir. Yani yaklaşık 30 seneye yaklaştı 12 Eylül'den sonra. Evet. 30 seneye yaklaştı. Ama siyasi çalkantılar olabilir. Ben 28 Şubat'ta siyasi bir çalkantı olarak görüyorum. Peki bir yıl süreceği söylenmişti. Sizce sürüyor mu şu anda 28 Şubat? Evet. Yani onu tabii bana sormayacaksın. Ben söylemedim. Evet. Ama pek de tasvip etmediğiniz gibi bir izlenim alıyorum öyle mi? İddialı beyanatlardan ben şey yapmam yani kaçınmaya çalışırım. Peki 28 Şubat muradına erdi mi efendim? Ya da bütün darbeler amacına hizmet etti mi sizce? Darbelerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri o iç hizmet kanunundaki cumhuriyeti kollama görevini yerine getirdi ve ondan sonrasında da bütün o amaç hasıl oldu mu sizce? Hiçbir zaman bir şeyle bütün amaçlara hasıl olmaz. Mümkün değil. Şimdi bakın ben hatırlıyorum 12 Eylül'de önce Kenan Paşa askerin maaşları ile ilgili çok detaylı bir yazı yazdı. Başbakan'a gönderdi. Başbakan'a gönderdi. Sonra 12 Eylül oldu. İşte ben de Genelkurmay Karargahı'ndayım. Yeni yılın bütçesi için hazırlık yapılıyor. Dediler ki efendim Kenan Paşa'nın yazdığı şey vardı. O çok detaylı çalışma işte. Onu sunalım. Altına imza atan da Kenan Paşa. Öyle yapıldı. Gitti. Kenan Paşa reddetti. Demiş ki oradan bakarken başka, buradan bakarken başka. Tabii o sorumluluğu üstlenince bütün Türkiye'nin. Belki ben bir öz eleştiri anlamında sormak istiyorum. Askeri darbeler bu ülkeye ne zarar verdi sizce? Nasıl? Askeri darbeler ülkeye ne gibi bir zarar verdi sizce? Askere ne zarar verdi, şeye ne demokrasiye zarar verdi? Demokrasiye ya da çoğulculuğa ne kadar zarar verdi? Ya da verdi mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela 12 sükunetin sağlanmasında başarılı oldu. Ama diğer yerlerde olmayabilir.
Nasıl oldu? Sigara bulamıyordunuz. Yağ bulamıyordunuz. Bilmem ne bulamıyordunuz. Benzin bulamıyordunuz. E bunlar nasıl oldu da bir günde hepsi ortaya çıktı? Bu başarılı yönü. Ama genel manada hiçbir bu tür dönem, ben darbe lafını kullanmayı da pek hoşlanmıyorum. Müdahale diyelim. Her istediğini yapamıyor. Gerçeklerle karşılaşıldığında işte Kenan Paşa'nın maaş konusunda olduğu gibi bazı şeylerde başarılı olamıyor. Ama genel manada darbeler çok yararlıdır demez. Yani bunu da söylemek dürüstçe bir söz olur yani. Askere zararı oluyor mu darbelerin? Olabilir tabii. Olabilir. Yani somut bir şey söyleyemem. Somut bir şey 27 söyleyemem. 27 Mayıs'ta oldu. O emekli edilmeler falan oluyor. Yani böyle personel kendini de vuruyor. Nasıl? Değil mi? Tabii. Darbeleri tabii. Ben son olarak fikrinizi almak istiyordum. Çünkü çok şey yaptım. Sizle ilgisi olan bir şey değil. Başka birini de suçlamak şey değil ama Andıç olayını nasıl yorumladınız siz? Nasıl? Andıç olayını. Andıç olayını. Çünkü o konuda hala kimseler çıkıp da ya yanlış bir şey yapılmıştı demedi. Sanki hani şimdi çok normal bakın, bir şeymiş gibi algılandı. Andıç ortaya çıktığında Genelkurmay, ben o zaman ikinci başkandım. Siz ikinci başkandınız. İkinci başkandım. Kıvrıkoğlu Paşa da Genelkurmay Başkanı'ydı. Bir bildiri yayınladı. Kabul etti. Genelkurmay kabul etti. Evet, yani şey çıktığı zaman. Hakikaten imzasız da. Andıç imzasız. Yani bir taslak. Peki, hazırlanmış. Nasıl olmuş? Nasıl olabilir böyle bir şey? İşte yani imzasız. İsimleri yazmışlar, imza atılmamış da. Şimdi benim bir inancım vardır. Genelkurmay yalan söylemez. Çünkü Genelkurmay'ın ya da askerin en büyük gücü güvenilirliğinde. Güvenilir ki orada yalan vardı. Şimdi bir kere yalan söylersiniz. Efendim bu imzasız sayılmaz dersiniz. Yarın imzasını koyar. Doğruyu söyle. Acı. Acı doğru yolu seçti Genelkurmay o tarihte. Yani hata mıydı yani? Evet. Sayın Büyükhanım, Susurluk skandalı sürecinde 32. güne konuk ettiğimiz ve o dönemde son derece önemli açıklamalar yapan bir emniyet müdürü istihbarat dairesinden kendisine şunu sormuştuk. Demiştik ki derin devlet kim? Bu derin devleti bize bir anlatır mısınız? Bu kimdir? Siz misiniz? Demişti ki hayır, 3 tane J komutanlığı vardır. Onlardır. Ne komutanlığı? J komutanlığı sanıyorum. Genelkurmay J başkanları 7 tane. Ha, öyle mi? Evet. Biz dedi onlara çalışırız dedi. Aslında dedi onlardır dedi. Türkiye'nin derin devleti bana göre onlardır. Onlar siyasetçiye ne kadar bilgi verileceğine, Türkiye'nin çıkarlarının korunması konusunda onlar sınırı belirlerler dedi. Şimdi derin devlet kimsiniz? Nedir hakikaten? Şimdi bir derin kere devlet, şöyle söyleyeyim. Çok yani J başkanlarından derin devlet ne olacak yani? Ben bilmiyorum derin devleti. Var mı peki sizce? Hayır. Olsa görürdüm 53 senede. Olsa görürdüm. Yani bir derin devlet tutmuş gidiyor yani. Bir yerde ben dedim ya derin devlet olsa sen olmazsın dedim yani. Demek ki yok. Şimdi şeye baktığımız zaman... Şimdi bakın yalnız şu var. Dünyada büyük ülkelerin hepsinde örtülü hareketler vardır. Yunanistan'da mesela kamu düzeni bakanlığı vardır. Bütün hep örtülü işlere bakar. Almanya'da öyle. Yani Amerika'da harikası var. Ben Türkiye'de böyle bir yapı ama çok komplo teorileri uyduruluyor ve itibar geliyor. Bundan dolayı itibar geliyor. Şeye bak, hasta mı şu anda efendim? Nasıl? Devlet hasta mı şu anda? Bakın tekrar ediyorum. Tam deyimi hastadan daha iyi belki. Hasta yerine onu söylesem sorunlu dedim ilk başta. Sorunlu dedim. Sorunlu.
yani kurumlar arasında daha iyi bir uyum sağlanabilir. Bir güvensizlik varmış gibi oluyor. Emniyetle asker arasında, emniyetle jandarma arasında. Teyit eder misiniz? Askerle emniyet arasında böyle bir kopukluk ve güven bunalımı var mı? İşte ben Genelkurmay Başkanlığı'nı söylüyorum, evet. Evet, yani bunu söyledim. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyete yönelik kafasındaki bu şüphe, bu güven bunalımının nedenleri ve kaynakları ne? Örneğin biliyorsunuz basında çok sık gündeme gelen bir F tipi kadrolaşma. Ama öyle bir şey var mı? İşte, şimdi daha tabii ben kadrolaşmayı falan bilemem açıkça. Ama işte söylediğim misal verdim. O zamanki daire başkanını görevden attılar. Yani gidiyor bir siyasi olayı bir generali katıyor. Yani şimdi bunu nasıl güveneceksiniz siz? Nasıl güveneceksiniz? Yani ben diyorum ki böyle bir güven bunalımı var. Güven bunalımı giderilmeli. Türkiye için hayati derecede önemli. Kurumlar birbirini... Aynı şey MİT için de geçerli mi? Nasıl? Aynı şey MİT için de geçerli mi? Evet. Yani... O MİT için de geçerli. Yani bilemiyorum MİT'in şeyini. Bir tanesinde somut bilgilerim var. Ama ben görevdeyken MİT'le çok yakın çalıştık açıkça. Bize burada, destek sağladılar. Burada istihbarat büyük sorun haline geliyor. İstihbarat paylaşması çok sorun haline geliyor. Terörle mücadelede de bu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii. Hakikaten herkes kendi istihbaratını cebine koyup saklıyor mu? Şimdi bir kere bakın bir şey söyleyeyim. Toplumda çok yanlış bir kanaat var. Genelkurmay'ın istihbarat toplama örgütü yok. Organizasyonu yok. Ama bir askerin var kendine ait bir... Hayır yani bir Genelkurmay'a bağlı, askere bağlı bir istihbarat toplama birimi yok. Yok. Ama askerin bir istihbaratı var. Asker devletin istihbarat kaynaklarından gelen bilgileri... Kendi istihbaratı yok mu askerin? Yok. Yasal olarak istihbarat. Jandarmanın var. Ha, jandarmanın var. Jandarmanın var. Kara kuvvetlerinin var mı böyle bir istihbarat? Hayır. Hayır. Ama çeşitli kanallardan gelenler tabir caizse ham madde olarak geliyor. Erzak gibi onu pişirip koturuluyor. Yani değerlendirmeyi yapıyor. Peki kuşku mu duyuluyor? Öyle söyleniyor hep çünkü. Onun getirdiği istihbarattan o kuşku duyuyor veyahut yeterini vermiyor, yeteri kadarını vermiyor. Oradan çıkıyor. Dünyadaki problem. Bütün istihbarat, ben NATO'da ilk kere çalıştım, ikisinde de istihbaratta çalıştım. Bütün dünyadaki istihbarat akımlarında aynı şey vardır. Yani yalnız bize ait bir şey değildir. Herkes kendindekine biraz daha sahip olmak çalışır. Tüm ve Dağlıca saldırılarında bir istihbarat zafiyeti olduğundan söz edilmişti. Daha sonrasında da Taraf Gazetesi'ne tarafından iddia edilen kimi belgeler ortaya çıktı. Nasıl değerlendirdiniz? Sizin BBG evine döndü dediğiniz bir süreçte olduğu için sizin bu konuşmanızdan hareketle de kimi eleştiriler yapıldı. Bu süreci biraz anlatır mısınız, paylaşır şimdi, mısınız bizimle? Şimdi şöyle, hiçbir zaman hiçbir ülkede hele terörle mücadele bağlamında istihbarat askerin istediği kadar yeterli olamaz. Her şeyi bilemezsiniz. İstihbarat işi çok zahmetli bir iştir. Yani iğneyle kuyu kazmak gibi bir şeydir. Dolayısıyla Dağlıca olayına gelirsek yayınlanan belgeleri de biliyorum. Esasında o belge Genelkurmay tarafından birliklere gönderiliyor. O birlik dediğim belge. Yani bu bölgelerde bir hareketliğin arttığı, teyakkuzda bulunması konusunda birlikler uyarılıyor. Belge o. Yani bir zafiyetten ziyade tam tersine birlikler uyarılıyor. Ama terörle mücadelede bakın hata da yapabilirsiniz. Yani hata da yapabilirsiniz. Hata yaparsanız bedelini ödersiniz. İnsansız hava uçağına ilişkin de nasıl? Bu insansız hava uçağına ilişkin bazı belgeler de vardı Taraf Gazetesi'nin haberinde. Evet. Bunun da daha çok Amerikalılar tarafından sızdırılmış olabileceğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Yok. Siz o belgeleri de değerlendirdiniz, incelediniz mi efendim? İnceledim, tabii inceledim. Alakası yok. O bizim insansız hava aracı projesi var. Onunla ilgili bilgileri sızdırmışlar bir yerden. Bu firmalar da olabiliyor, şu da oluyor, bu oluyor. Kurtlar sofrası. Evet, kurtlar sofrası. Ama yani şunu da söyleyeyim. Son zamanlarda tabii şimdi değil.
Yani iş birliğine başladıktan sonra Amerika'dan istihbarat paylaşımı gerçekten örnek düzeye geldi. Onu da söyleyebilirim. Amerikalılar peki bizden niye Kuzey Irak'a girip PKK'yı bitirmiyorlar? Şimdi bakın. Çok basit bir şekilde soruyorum tabii, ama. Yani... Tabii, Sayın Birant şimdi bakın. Amerikalılar Irak'a gitti. Neye göre gitti? Irak'a işte Saddam'ın füzeleri var, bilmem neleri var. Birleşmiş Milletler'den de şey çıkarttı. Karar çıkarttı. Gitti. Birleşmiş Milletler kararına baktığımız zaman şu hükmü içeriyor. Orada Amerika'yı meşru otorite olarak tanıyor Irak'ta. Ayrıca Irak'tan komşu ülkelere olabilecek terörist saldırı da önle diyor. Görev veriyor. Ama uzun süre bu konuda hiç Amerika aktif davranmadı. Sonradan istihbaratla istihbarat şeyi başladıktan sonra gerçekten iyi istihbarat. İstihbarat hayati derecede önemli. Eğer ne olduğunu, nerede olduğunu bilmezseniz teröristin 5 kişi kullanacağınıza 100 kişi kullanıyorsunuz. Evet. Arayıp taramak için. Halbuki nokta istihbaratınız varsa Başkanım programımızın sonuna geliyoruz. Şimdi 53 yıl değil mi? Nasıl? 53 yıl değil mi? 53 yıl. Üniformayı çıkardığınız sabahı çok merak ediyorum. Ne yaptınız? İlk sabah ne yaptım biliyor musunuz? İlk sabah üniformayı zaten akşamdan çıkartmıştım. Şortumu giydim yürüyüşe gittim. Evet. Hiç bir şey olmadınız mı? Hayır. Bravo. Peki ben başka bir şey daha sormak, küçük de bir serzenişte bulunmak istiyorum. Estağfurullah. Şimdi efendim siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanısınız. Toplum önünde tarafsız olması gereken bir rol modelisiniz. Benim kravatımdan anladığınız gibi ben Beşiktaşlıyım. şimdi Beşiktaş Fenerbahçe siz şeyine geçin. Siz izne çıktınız. Yatınıza Fenerbahçe bayrağı açıldı. Bir itirafta bulunabilir miyim? Buyurun. Bakın kesinlikle ben bayrak asın filan demedim. Ama astılar. Ama nasıl asıldı biliyor musun? Şimdi şaşıracaksınız söylediğim. Geminin teknesi böyle turistik bir tur yapacağız. Teknenin sahibi bir bayandı. Beşiktaşlı. Fenerbahçe bayrağını o asmış, benim hiç haberim olmadı. Ha, size şıklık olsun diye. Evet öyle bir espri. Yani Fenerbahçe bayrağını asan sen Beşiktaşlı. Peki efendim neden sanıyorum size bir teklif yapıldı spor yazar olmanız hususunda. Ya çünkü şimdi ben Fenerbahçe ve futbolu sevdiğinizi hepimiz biliyoruz. Şaka bir yana. Şimdi ben gerçekten espri yaptım. Ben şaka yapmayı severim yani. Yaratılışım o. Yani asık suratlı olmayı da sevmem. Bana sordular ne yapacaksın diye. Ben de dedim ki köşe yazarı olacağım. Ne strateji falan mı yok dedim. Spor köşe yazarı. Tamamen espri, fakat bunu çok ciddiye alanlar var. Mesela bir spor gazetesi göndermiş, sizi bekliyoruz gelin başımıza diye. Peki son maçı hariç Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kötü bu sezon. Çok kötü. Beşiktaş maçında sihirli bir el mi değdi? Ne oldu? Özellikle ilk yarı gerçekten müthiş oynadılar. Hiç öyle bir. Ama şimdi bu hafta sonu böyle Denizli gelecek, ne yapacağı belli değil. Yani çok istikrarsızdı bu sene. Çok. Bütün takımlar öyle, ben söyleyeyim yani. Ama öyle tabii. Fenerbahçe'de yani kötülerden bir tanesi. 53 yıl oldu. Şimdi bütün bu birikimle bir analiz yapmanızı rica ediyorum ben. Türk Silahlı Kuvvetlerine de yönelik, Türk kamuoyuna da yönelik. Çünkü kamuoyunda bir izlenim de var. Türk Silahlı Kuvvetleri adeta bir siyasi parti gibi şey yapılıyor. Muhalefet eden muhalif güç gibi görülüyor. Bunun tehlikeleri çok fazla. Siz söylüyorsunuz aman siyasete girmek daima askeri şey yapıyor, zorluyor. Bu iki şeye bakarak ya şunları yapmayın diye kendi arkadaşlarınıza, kamuoyuna da bakın böyle düşünür bu insanlar. Evet. Ne diyebilirsiniz? Şimdi şöyle, yani politik bir analizden ziyade teknik bir analiz yapabilirim. Şimdi teknoloji çok süratle değişiyor. Bu gelişen teknoloji en çabuk yansıdığı yer askerler, yani
silah sistemleridir. Geriye baktığımız zaman adımlar, aralıkları çok geniş. Şimdi daraldı. Mesela insanoğlu var olduğundan beri uçmayı düşündü. 1910'lu yıllara kadar geldi. Ondan sonra uçmaya başladı. Uçtuktan 50 sene sonra Ay'a gitti. Yani basamaklar çok daraldı. Dolayısıyla asker açısından söylüyorum, teknolojiye son derece sahip olmamız lazım. Yeni teknolojileri ülkemize kazandırmamız lazım. Yani ulusal savunma teknolojisini geliştirmemiz lazım. Çünkü bir gün gelecek bazı malzemeleri artık satmayacaklar. Şimdi bile sınırlı. Ben burada yani öyle bir analizden ziyade bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bu pek yankılanmadı. Ben bir üniversite konferansımda bunu detaylı olarak işledim. Öğretim üyeleri de filan olduğu için. Siber savaş. Siber savaş. Bir örnek var elimizde. Estonya, Baltık ülkesi. Ağ tabanlı yaşamda Avrupa'nın en iyi ülkelerinden bir tanesi. Bankacılığın %97'si ağ tabanlı. Seçimlerde ağ tabanı kullanılıyor. Otoparka gidince otopark ücretini ağ tabandan, ağdan ödüyorsunuz. Rusya ile sorunları var. 2007 Mayıs ayında siber taarruza uğradı. Bankacılık sistemi çöktü. Her şey gitti. Ve o zamanki Estonya Genelkurmay Başkanı ona 3. Dünya Harbi dedi. Ona benziyor. Şimdi bizde de tabii ağ tabanlı yaşam genişlemeye başlıyor. Fakat NATO Genel Sekreteri, şimdi ayrılan Schäfer, NATO üyelerinin bu cyber taarruza hiçbir güvencinin olmadığını dile getirdi. Ve NATO ülkelerine bu yeteneklerini genişletmelerini istedi. Şu anda daha başlangıç aşamasındalar. Ama ben şimdi sağda solda soruyorum gittiğim üniversitelerde filan. Bizde henüz bir hareket yok. Yok. Bu konuda mutlaka bir gün kapımızı çalar. Bakın Estonya'ya 55 farklı ülkeden saldırı oldu. Bir yapay zeka kullandılar. O ülkelerdeki bilgisayarları da kontrolleri altına alıyorlar. Kendi amaçları istikametinde kullanıyorlar. Bir saatte 2 milyon veri yüklüyorlar. Serverlara. 2 milyon bir saatte. Tabii hepsi aşırı yüklemeden dolayı. Bu açıdan baktığımız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri modern bir ordu mu? Evet. Çağa uygun bir ordu mu? Evet. Bakın şunu samimi olarak söyleyeyim. Cyber şeyi de olan bir ordu mu? O konuda çalışıyorlar. Şu anda ben 9 ay öncekini durumu söylüyorum. Ama daha çok adım atması gerekli. Bakın Silahlı Kuvvetler ben işte 61 yılında rütbe görev almaya başladım. Şimdiyle mukayese ettiğim zaman biz ne yapıyormuşuz diyordum. Ne yapıyormuşuz? Şimdi 3 kuvvette yani kara, deniz, hava hepsi istikbale hazırlanıyor. Benim söylediğim bir söz vardı. Bir üniversite öğrencisi sormuştu. Dedi ki geleceği nasıl görüyorsunuz? Ben de dedim ki geleceği tahmin etmenin en güzel yolu geleceği yaratmaktır. Güçlüyseniz geleceği yaratırsınız, görmek istediğiniz yere varırsınız. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerde son zamanlardaki projeleriyle geleceğe yatırım yapıyor. Bu kelimeyle ben son bir soru sorabilirim. Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Asla girmeyeceğim diyorum. Asla. Çünkü neden? Ben şöyle söylüyorum. Bir insan ne yapabileceğini kararlaştırmadan önce ne yapamayacağını iyi tespit etmesi lazım. O işe girmemesi lazım. Ben iki şeyi hiç yapamam. Biri siyaset, biri ticaret. İkisinden de yapamam. Teklif var mı? Hayır. Hayır. Zaten yani öyle bir şey söz konusu olmaz. Şimdi yeteri kadar devletimize, milletimize hizmet ettik. İşte onun için ben üniversitelere gidiyorum, konferanslar veriyorum. Yani bu yönde o gençlere bir şeyler verebilirsek bir iki şey bile akıllarında kalsa yararlı olur diye düşünüyorum.
Çok çok teşekkürler. Zahmet ben teşekkür ettiniz, ediyorum. Geldiniz. Çok, çok keyifli bir söyleşi oldu. Hayır, anlayabilme açısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlayabilme açısından hem de daha yeni ayrılmış olan, ayrılmanın da bir tazeliği vardı. Daha bilgiler sıfırlanmadan. Bilgiler sıfırlanmadan. Çok çok teşekkürler efendim. Sevgili seyirciler, sizi geç saatlere kadar bıraktık belki ama hakikaten tadına doyulmaz bir sohbet oldu. Rıdvan Akar'la birlikte önümüzdeki perşembe günü yine karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. İyi geceler efendim.